İnce Hanım, hoş geldiniz. Merhaba hocam, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi İnce Hanım, Tekuzem'in rehber öğretmeni, zaten bilmeyeniniz yoktur. Aramızda belki öğrencimiz olmayıp aramızda olanlar vardır. Ben de Tekuzem'in eğitim koordinatörüyüm. Aynı zamanda edebiyat öğretmeniyim. İnce Hanım, buyurun sizden alalım. Sağ olun hocam. Evet, KPSS sonuçları açıklandı. Bize de zaten hem size bizlere aynı şekilde sonuçlar gelmeye başladı. Öğrencilerimizden güzel sonuçlar var. Öncelikle hani tabii ki kimileri üzülüyor, kimileri mutlu oluyor böyle bir günde. Ama her ne olursa olsun artık hani her şeyi bir kenara bırakıp aslında önümüze bakmamız gerekecek. Artık sonuçlar açıklandı. Hani bir şeyleri değiştiremeyiz. Elimizden gelen bir şey yok. Tabii ki fark ettiğiniz çok bariz işte aslında daha yüksek beklediğiniz ama bir hata fark ettiğiniz şeyler varsa tabii ki haklarınızı kullanmanızdan yanayız. Ama onun dışında üzülsek de sevinsek de artık hepimize geçmiş olsun diyebiliriz bence. Ve artık ne olacak, ne bitecek, bizim tahminlerimizle neler olabilecek, bugün bunu konuşacağız. Öncelikle tekrar hepinizi dediğim gibi güzel de gelse, kötü de gelse tebrik ediyorum. Bir sürecin sonuna geldik. Bence bir sınava girip çıkmak bile bir başarı. Çünkü KPSS hep söylediğimiz bir şey var. Psikolojik bir sınav aynı zamanda. Evet. Bu sebeple ben hepinizi tebrik ediyorum. Tekuzem öğrencilerinden de aramızda olanlar var mı bilmiyorum. Çok güzel puanlar gönderdiler bize. Onlara da teşekkür ediyoruz. Bugünkü gülümsememizin sebebi birazcık da onlar. Kendi öğrencilerimizden de güzel puanlar gördükçe mutlu oluyoruz tabii ki. Şimdi yavaş yavaş değerlendirmelere başlayacağız tabii ki. Hem sorularınız vardır, onları cevaplandırmak istiyoruz. Tahminler soruyorsunuz. Hocam 2022 KPSS ile ilgili kaç atama bekliyorsunuz diyen bir öğrencimiz var. Öğretmenlik için mi söylüyor acaba? Sanırım öğretmenlik. Evet, tabii. Öğretmenlik için soruyor. Evet. Şimdi zaten sadece burada biliyorsunuz sadece öğretmenleri yok arkadaşlar. Hemen hemen çift yılda bütün kademelerde branşlar var. Bu branşlara yönelik sayısal veriler hazırlandı İnce Hanım tarafından. Bir göz geçirdim ben de. Tabii bundan hareketle yorumları yapacağız. Bu konuda evet, sırayla gidilecek. Hangi branşlar hangi sırada sıranızı bekleyeceksiniz arkadaşlar. Aynen. Yani şöyle ki branş gelince sorunuzu sorarsınız daha sağlıklı. Bence de. Zaten hızlı gideriz. Yani direkt o branşla alakalı kimse yoksa aramızda çok vakitlerini çalmayız öğrencilerin. Evet. Hani şunu belirtmek istiyorum. Hani bize direkt böyle ben de sabahtan beri çok fazla böyle mesaj atıyorum. İşte şu kadar puan sizce kaç kontenjan gelir gibi. Bunlar sadece tahmin. Bunu tekrar söylemek istiyorum. Hani şu anda inanın hani Milli Eğitim Bakanı'nı bile arasanız hocam bu branştan kaç atama olur? O da bilemez. Çünkü şu an hiçbir şey belli değil. Tabii. Yani kontenjanlar daha hesaplanmadı, açıklanmadı. O yüzden net bir şey değil. Bunu söylemek istiyoruz başında. Çünkü bazen öğrenciler çok böyle dediğimiz şeylere sadık kalıp, örnek veriyorum 2023 için hazırlanmıyor. Sınırda diyoruz mesela. Biz ihtimal var gibi ama yok gibi de diyoruz. Haliyle bu sefer çalışmayı bırakıyor. Şimdi böyle bir şey yapmanızı istemiyoruz tabii ki. Önemli olan geçmiş yılların verilerine göre hareket etmek tabii ki de. Evet. Aramızda hep öğretmenler mi var? Düz memurluk için giren GGK P3 puanıyla girenler de vardı herhalde değil mi? Önce onlara bir bakalım. P3 için burada olan var mı? Bence çok yoktur onlarda. Herhalde yok. Onlarla ilgili çok genel bir şey söylüyor. GGK var. Şilem, evet. Şimdi İnce Hanım sözünüzü kesiyorum. Buyurun hocam, estağfurullah. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu bir eleme sınavı biliyorsunuz. Bu konuda kendinizi heder etmenin bir anlamı yok. Siz yapmanız gerekeni yaptınız. Evet, diğer yıllara göre genel manada ortalamalarda ciddi bir düşüş var. Evet. Zaten netlere bakınca netler düşük ama sıralama daha iyi bir şekilde gelmiş. Bu da zaten sınavın öncesinde konuştuğumuz, öngördüğümüz ve paylaşım yaptığımız bir şeydi. Genel duruma göre ki yanıltmadı zaten. Şimdi bu konuda ne yapacağım sorusunu da çok soruyorlardır. Ama arkadaşlar yani bu bir süreçtir ve senelik oluşan bir süreçtir. Ya bu konuda karar sizin hayatınızla ilgili bir karar olduğu için bunun kararını biz veremeyiz. Ama özellikle yorulduğunuzu da farkındayız. Sıkıcı bir süreç, yorucu bir süreç. Bir sonuca gitmek ister insan. Ama bıraktığın an, yani pes ettiğin an tamamen bitmiş demektir her şey. Belki 5 yıl 6 yıl çalışıp hiç istediğini elde edemeyip bugün derece yapanlar var. Belki ilk senesinde yapan var. Belki de şu an istediği puanları alamadığı için kendi kendine dövünen var. Yani süreç bitti. Bu konuda artık yapacağım bir şey yok. Bu seninle alakalı bir şey de değil. Çok iyi de çalışmış olabilirsin. Sınav anındaki durumlar, sizin psikolojik hazırlık olmanız, İşte konu çalışma stiliniz, hepsi önemli. Yani rastgele çalışmak çok etkili olmuyor biliyorsunuz. Bu konuda şöyle bir şey de yapalım İnce Hanım isterseniz. Bütün arkadaşlarımıza bir saatlik eğitim koçlarının seansını da ayarlatalım isterseniz. Bu konuda hem bu sene sınavı için ne olur ne biter, biz tabii ki dinlemede kalın ne. Orada da kafanıza takılan, gerek bu yıl, gelecek yıl 2023 için planın nedir ne değildir ben bilmiyorum tabii ki. Burada tek tek soramayız. Sevgili teknik ekipteki arkadaşlar, eğer şu öğrenci koçlarıyla seansın linkini paylaşırsa arkadaşlarımıza başlangıçta bir müsaade edelim. Evet İnce Hanım, süreci nasıl yapmaları gerektiğini aktarırsanız sonra tabii hocam, bir değerlendirmelerimizi yapalım birlikte. Aynen, burada paylaştığımız linke tıklayacaksınız. Bu bir WhatsApp hattına yönlendirecek sizi zaten. Direkt tıklayın, enter'a basın. Randevu alacaksınız. Gün içinde seminerimiz bittiğinde öğrenci koç arkadaşlarımızla dönüş yapacaklar. Hem puanınızı daha detaylı analiz ederler. Şimdi biz burada iki kişi de olsak şimdi 66-67 kişinin tek tek puanını tabii ki yorumlayamıyoruz. Soru sordukça bakmaya çalışıyoruz ama siz birebir ortalama 30 dakikalık bir görüşme yapacaksınız ve bu görüşme ücretsiz olacak. Aynı zamanda özellikle şunu da biz rica ettik koçlarımızdan seminere gelmeden önce. Hani ihtimali düşük öğrenciler de olabilir aramızda. Yani daha beklediğinizden düşük puan, hem motivasyon ihtiyacınız var. Bir motivasyon konuşması yapmış olursunuz. Hem de yeni dönem için, 2023 için nasıl başlamanız lazım? Hangi konudan başlamanız lazım? Seviyeniz ne durumda? Bizden yararlanırsanız nasıl bir eğitim alacaksınız? Ve ayrıca seminere katılan herkese de zaten 2023 eğitimlerinde iyi bir indirim oranı uygulayacağız. Onu da kendileri bize söyledi. Bizim de bunu paylaşmamızı istediler. Bunu özellikle belirtmek istiyorum ve bu şekilde yavaş yavaş başlayalım istiyorum arkadaşlar. Düz memurluk vardı aramızda. B grubundan, yani P3 puanını kullanacak olanlar çiftli yıl olduğumuz için. Şimdi bu kısımda biliyorsunuz bu puan 2 yıl geçerli. Ve bir sonraki sınavda 2 yıl sonra haliyle. Dolayısıyla şöyle söylentiler çok fazla var. Evet, bunu çok tahmin etmek zor değil. Geçtiğimiz yıllara oranla puanlarda düşüşler bekliyoruz. Yani alım sayısında birazcık daha çoğalma bekliyoruz. Tabii ki hani her dönem yaşadığımız, aslında seçim öncesi atamalarda her zaman genellikle karşılaştığımız bir çoğunluk olur. Dolayısıyla geçmiş yıllara oranla ben birkaç tane örnek paylaştım ama birazcık daha düşebilir puanlar diyebiliriz. Örneğin çocuk gelişimcisi için 2021, 2020 işte mesela dönemleri de var yanında, 2021 10. dönem diye. Bu kısımla alakalı verilen kontenjanlara göre taban puanlarını paylaştık. Hanım, sözünüzü kesiyorum. Tabii hocam. Bu sene bütün branşlar dahil olmak üzere kontenjan sayısına bakmadan atamalar kesin düşecek. Yani puanlar düşecek, o kesin. Kesin. Kontenjan yüksek verilirse eğer bu sayılar daha fazla puanlar düşecek. Belki de son 5 yılın en düşük atama puanlarıyla arkadaşlarımız atanacak. Böyle bir durum var. Aynen. Yani bu gerçekten bunu öngörebiliyoruz. En azından bu kısımda birazcık daha tahminimizin kuvvetli olduğunu düşünüyoruz arkadaşlar. Bu sebeple hani normaldeki puanınız, örnek veren bir çocuk gelişimcisisiniz. İşte 80 puan aldınız, 79-78 puan aldınız. İhtimaliniz var diyebiliriz. Puanlarda düşüşler bekliyoruz. Fizyoterapist için genelde fizyoterapistler çok yüksek puan hedeflerler. Hep 90 üstüne çıkmak isterler. Tabii ki bu biliyorsunuz ki hangi il olduğu, taşramı, işte hangi kadroda, bunlara göre değişkenlik gösteriyor. Derecesine göre değişkenlik gösteriyor ama genelde fizyoterapistler bir 90 puan isterler. Ama şunu da söylemek istiyorum. 85 puanınız da varsa fizyoterapistlikten şansınızı denemelisiniz. Şansınız var diyebiliriz. Avukatlık için genelde yine 90 üstü isterler genelde. Ama 85'in de 86'nın da ihtimali olduğunu, hani 84'le bile tercih yapılması gerektiğini söylemek istiyorum. Şansınızı kaybetmiş değilsiniz. Veri hazırlama kontrol işletmeni, düz memurluk kadrosu genelde bütün lisans mezunlarının başvurabileceği kadrolar olduğu için bu kısma çok fazla dikkat çekiyoruz. Bu alanla alakalı geçtiğimiz yıllarda ben genelde en düşük puanları almaya çalıştım. Hani genelde buradan da bir 80 üstü istiyoruz ama bence 70 üzerinde puanımız varsa kesin tercih yapın derim. Açılacak iller çok önemli, taşrama çok önemli, derecesi çok önemli, ne kadar kişinin başvuru yaptığı çok önemli. Evet, giren kişi sayısı da çok fazla ama şansınızı muhakkak denemeniz lazım. İnşallah tercihler zamanında da hem düz memurluk için, hem öğretmenlik için, hem KPSS'nin kurum sınavları için de ayrı ayrı bilgilendirme, tercih seminerleri yapmaya çalışacağız. O da aklımızda. O dönemde de inşallah birlikte oluruz. Ben bunları özellikle paylaşmak istedim. Sonra öğretmenlik kısmına geçeceğiz. KPSS A'dan da arkadaşlarımız varsa genelde gelir uzman yardımcılığı için başvuruyorlar. Biliyorsunuz P48 puan türüyle alım yapıyor. Burada da genelde öğrencilerimizin istediği bir 75 üzeridir. Ama ben 74-73'lerin de tercih yapması gerektiğini kesinlikle düşünüyorum. KPSS A'da da, çünkü kariyer mesleği bunlar. KPSS A'da da özellikle gelir uzman yardımcılığında ben bu sene açıkçası daha yüksek bir alım bekliyorum arkadaşlar. Bu kısımda da şu gördüğünüz sol taraftaki alım sayısı, diğer taraftaki başvuru sayısı. Gördüğünüz gibi en çok alım yine İstanbul, sonra Ankara takip ediyor birbirini. Ama gelir uzman yardımcılığı için kariyer mesleği olduğundan, devletin üst kademesindeki bir meslek olduğundan KPSS A'da da benim fikrim, hani şu zamana kadar ki Nurul Hocam'ın da dediği gibi en yüksek alımlardan birinin yapılacağı konusunda. Çünkü gelir uzman yardımcılığında çok uzun zamandır böyle çok o dediğimiz alımlarla karşılaşmadık ve KPSS A öğrencilerinin de aslında dikkat çekmek istedikleri bir konuydu bu. Bence tam da zamanı, yüksek bir alımla 75'lerle 74'lerle de puan anlamında şansınız oldu. Şu da var İnce Hanım, puanlar normalde düşük geldiği için sıralamalar iyi şu an, netler düşük olabilir. Puanlar yani şu anki mevcut önceki senelerin kontenjanı verilse dahi %100 düşecek ki iyi bir alım gelirse çok çok daha altına düşecek. Bu şu an kesinlikle bütün branşlar için geçerlidir bu arada. Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Sadece tek bir şeyle sınırlandıramayız. Bütün branşlar için. Hani çünkü şunu çok net fark ediliyor. Önceki yıllarda örnek verelim. 70 puanla birisinin sıralaması belki 500 binken şu anda 70 puanla P3 için konuşuyorum. Örnek veriyorum. İşte 300-350 bin civarlarında. Bazılarına yani gerçekten P3'te de ciddi bir farklılık var. Aynı şey öğretmenlik için de geçerli. P121 puanları için de P10 puanları içinde puanınıza göre sıralamanızda ciddi bir farklılık var ve biz bu sene bunu çok ilginçtir YKS'de de yaşadık. Puanların daha düşük olduğu, sıralamaların daha yüksek olduğuna şahit olduk. Yani bu seneki sınavların çoğunda böyle bir şey söz konusu. KPSS'de bu konuda bizi çok şaşırtmamış oldu arkadaşlar. Branş sıralamamız belli değil hocam diyenler var. Buna değinelim. Branş bazında sıralamalar daha sonra açıklanacak. Şu anda genel sıralamalarınızı görebiliyorsunuz. Hem branş bazı kontenjanlar, öğretmenlik için. Öğretmenlik için branş sıralamanız belli arkadaşlar. Açık, artık eskisi gibi değil o. Şu an sizin mevcut oradaki sayınız sizin branş sıralamanızdır. Bilginiz Biraz zaman geçince de branş bazında kontenjanlar ve branş bazında sıralama diye bir şey daha paylaşacaklar. Aslında aynı şey. Nurul Hocam'ın dediği gibi yine aynı şeyi göreceksiniz. Bu kısımda önemli olan branşınızı seçerken, örnek veriyorum İngilizce öğretmenisiniz. Sizin alanınızla ilgili 5 tane falan bölüm var. İngilizce öğretmenliğinden girebilen. İşte İngiliz dil edebiyatı, İngilizce öğretmenliği, dil bilim vesaire gibi alanlar. Onları seçip oradaki sıralamanıza bakmanız gerekiyor. Zaten şu an dediği gibi Nurul Hocam'ın gördüğünüz sıralama aslında o. Biraz zaman geçince ÖSYM zaten paylaştığında göreceksiniz. Oradan da kendi branşınızla ilgili bölümlere girdiğinizde zaten sıralamanız daha net bir şekilde ortaya çıkmış olacak. Elektrik elektronik öğretmenliği branşında yorumlarsanız memnun olurum demiş Yusuf Hocam. Evet, genelde elektrik elektronik gibi, işte makine öğretmenliği gibi mesleki eğitim öğretmenliklerinde de bu zamana kadarki kontenjanlar normalde hani ihtiyaç bazında azdı. Yani makine öğretmenliği de bunlardan birisi, beslenme öğretmenliği bunlardan birisi. Genelde meslek liselerinin öğretmenlikleri için söylüyoruz bunu. Burada tamamen ihtiyaca göre bir atama yapıldığı için bu alanda da biraz önce söylediğimiz gibi her alanda artış bekliyoruz ve puanlarda düşüş bekliyoruz. Bu alanda da puanında düşüş göreceğimizi düşünüyorum. Örneğin 80 puanla atandıysa en son sizin 75-77 civarlarında bir puanınız varsa şansınızı denemenizden yanayım kesinlikle. Ama dediğim gibi şimdi böyle diyoruz diye de hani çok böyle aranızda uçurum varsa aman kesin düşecek deyip bırakmayın. 2023 için çalışmalara başlayın. Her halükarda ben hep şunu söylemişimdir öğrencilerimize. Atansanız bile, örnek veriyorum 2-3 ay sonra atandınız inşallah. O süreçte çalışmalarınız boşa gitmeyecek. Siz öğretmensiniz nihayetinde. Çalıştığınız her şey zaten hem mülakatta işinize yarayacak, hem daha sonra adaylığın kaldırılması sınavı olur. Orada işinize yarar. Hem mesleki anlamda öğrencinize katkı anlamında işinize yarar. O yüzden boşa gitti diye düşünmeyin bence, değil mi hocam? Bir yandan da sınırdalarsa başlasınlar çalışmalar. En azından arkadaşlar ilgili bölümün kısmı gelince yorum yapacağım. Zaten aradan o yüzden soru almıyorum. İşin içine çıkamayız yoksa. O yüzden sorunu cevap veremem şu an onlara. Kesinlikle. Gitmez yoksa bu seminer. Aynen öyle. Hani direkt alan bazında şimdi ÖABT'lere geçtik. ÖABT dışında soru olanlar tabii ki aralara muhakkak sorsunlar. Ama biz biraz daha böyle şöyle yapalım. Branş bazında gidelim. Doğrudan hani bu kaç olur, bu ne olur bölümle ilgili biz bir genel değerlendirmemizi yaparım. Sonunda cevap yoksa sonradan bireysel soru sorarsınız arkadaşlar. Çünkü şu an biz buna cevap verdiğimizde, her cevap verdiğimizde 3 dakika giderse bitmez yani. O yüzden. Bence de. ÖABT'lere başlayalım hocam isterseniz yavaş yavaş. Tabii siz buyurun. Beden eğitimi öğretmeni, beden eğitimi öğretmeni deyince bu alanda 20. olan öğrencimiz var. Onunla alakalı da, onunla da zaten görüşmelerimiz bir yandan devam ediyor. Beden eğitimi alanında da gerçekten güzel sonuçlar gelmeye başladı. Bu alanla alakalı okul en son öncesinden 2000... de 30. civarında var bu arada. Evet. Edebiyattan 33. var. Edebiyatta da var. 33. Aybike hocam var mesela. Onlarla alakalı da zaten görüşmeler bir yandan, eğitim koçlarımız onlarla da görüşmelere devam ediyorlar. Bu kısımla alakalı da şunları yapmayı düşünüyoruz. Şimdiden bunu söyleyeyim. Şimdi atama bekleyenler ya da 2023'ün hazırlanacak olanlar hep şeyi düşünüyor, yani nasıl olmuş, bu hoca nasıl 33. olmuş, nasıl 20. olmuş, nasıl 15. olmuş diyenler için biz de hocalarımızla inşallah onların da müsait olduğu bir zamanda, en kısa zamanda böyle videolar çekmek istiyoruz. Çekip yüklemeyi düşünüyoruz. Mesela sosyalde birincimiz vardı, onunla çekip yüklemiştik. Bunun amacı da sizlere biraz nasıl çalıştıklarını göstermek, biraz motivasyon vermek. İzlerken "Aa, evet işte Aybike hocam yaptıysa ben de yapabilirim. Demek ki çok da zor değilmiş, planlı çalışma ilgiliymiş." Bu mesajı biraz yaşayan kişiden vermek istiyoruz. Bu şekilde videolarımızı çekmeye de başlayacağız bu arada. Beden eğitimi benim bölümüm demişler. Eğitim netlerim hesaplamamın çok altında geldi. Bu arada şeyler açıklandı Kübra hocam ve diğer hocalarım için de söylüyorum. Cevap kağıdınızla cevap anahtarı bir eşleştirme yapın. Kaydırma vesaire yapmış olanlar falan var mı? Çok hani farklılık görüyorsanız. Ama şunu net söyleyebilirim. GGK sorularında da, eğitim sorularında da çeldirici şıklar vardı. O yüzden böyle iki şık arasında kalanlar falan varsa genelde diğer şıkkın doğru çıkma ihtimali olduğu için beklediğinizden daha düşük bir net hesaplaması gelmiş olabilir. Beden eğitimi için aranızda dediğim gibi var. Puanınız 75. Alan kısmı için özellikle bence yavaş yavaş başlayın ama Kübra hocam yine de şansınızı deneyin. İhtimaliniz var demek istiyorum. 75'e kadar düşme ihtimali de var tabii ki. 81 ile en son kapatmıştı çünkü. Düşebilir. Alım sayısında da artış olabilir. Beklediğimiz bir şey bu. En son mesela 288 ama belki bu atama döneminde bu 600'e 700'e kadar çıkacak. Branş bazında sıralamanıza göre de birazcık daha hani bu kısımda ihtimalinizin zor olduğunu sıralamanıza göre söylemek istiyorum. Ama alan çalışmalarına başlamanız hiçbir şey kaybettirmez lütfen. Eğer şöyle bu alanda eminseniz başlayın. Bir önceki senenin kontenjanına göre çift atama yapıldı zaten orada. Bu sene de büyük bir çift atama yapılacak arkadaşlar. Durum onu gösteriyor. Ortalama ana kontenjan da bir önceki senenin çift yapılsa bile daha çok üstünde olacak, onu söyleyeyim. Yani şöyle diyeyim, 75-2800'e gelme ihtimali yok hocam. Yani evet, bu konuda kusura bakmayın. Hani bunu söylemekten üzüntü duyuyorum ama artı eksi 2 puan, eksi 2,5 puan olarak düşünün bunu. Nasıl yani? 80 girse işte 78 küsuratlı bir puan, 79'lu bir puan gibi düşünün. Ki bu sıralara düşecektir beden eğitimi öğretmeni. Durumunu gösteriyor. Çünkü araya bayağı bir kişi giriyor. Şimdi 75 bakınca 6 puan aşağısı gibi düşünüyorsunuz ama bakın 6 puan aşağısında 200, yani 81 puanla 288 iken 75 puanla 2800'lere kadar çıkıyor. Yığılma var çünkü. Bundan dolayı hani bu kadar ciddi bir düşüşten bahsedemeyiz. Öyle yani zaten toplamda bir atama döneminde kaç kişi atıyorlar ki 2000 küsürünü beden eğitimi öğretmenine vereceğini açıkçası ben de düşünmüyorum. Zaten bizi şimdiye kadar en çok bu anlamda çok ciddi oranda artış okul öncesi öğretmenliğinde oldu. Onu da önceden çok duyurdular zaten. Çok belliydi. Yani şöyle bakınca ortalama 500-600 civarı bir kontenjan verilmiş iki atamada. Onun altına düşmez, onu söyleyeyim. Ki üstüne çıkacaktır büyük bir ihtimalle. Birkaç farklı projeler de oluşuyor bu beden eğitimi öğretmeni. Onlar hayata geçerse tabii ki kontenjanlar ciddi manada 2 katına çıkma ihtimali yüksek arkadaşlar. Yani projeler işte okul öncesi bunlardan biriydi. Bu tarz projeler hayata geçince birdenbire, ki biraz sonra inceleyeceğiz, ciddi oranda artışlar yaşıyor. Biyoloji öğretmeni var mı aramızda? Onu da bir soralım. Dediğim gibi çok vakit harcamak istemiyorum. Meraklı arkadaşlarımız var haliyle. Biyoloji öğretmeni var mı arkadaşlar? Genel değerlendirme yapalım, olmadı. Ekstra soru gelince yapalım bence İnce Hanım. Hiç bekleyelim. Tabii hocam. Buyurun lütfen. Siz buyurun. Tamam. Söyleyeyim o zaman. Tabii. Şimdi arkadaşlar 4 yıllık süreçte lise kontenjanları artacak, onu söyleyeyim size. Zaten şöyle bakınca 2021 Mart ayında 144 kontenjan verilen bir biyoloji öğretmenliği, kilise branşı 105-174. Yani buranın 2 katına çıkmış zaten. Bu lise branşlarındaki artış devam edecek. Yani bu sene çift atamada yapılsa, tek atamada yapılsa lise branşlarının tamamında bir artış söz konusu ve bu yükselerek devam edecek. O yüzden evet, şuradaki kontenjanın altına düşmez. Puanlarda düşme kesin yaşanır. Çünkü hem kontenjan artışı hem genel başarı anlamındaki sıralama bazını düşününce bu puanın altına düşecektir arkadaşlar. Öyle diyeyim. Evet. Diyeceğim 75'leri falan belki görebiliriz. Hani 75.6, 75. Yani burada biraz 7. daha az verildiği için 76 kontenjandan dolayı orada hani küçük küsuratlara çok kişi var. 75'lere düşmez de 76 küsürlere düşme ihtimali evet, var. Öyle yani belki 76'ya çok yakın, hani 75.8, 75.9 yani, bir ihtimal. Ama 76'lar birazcık daha... Yani şimdi devlet gelip burada ben 800 kişi alıyorum dediğinde niye diyemezsin doğal olarak? Bu da düşürür yani. Bu da ihtimal dahil olarak. Lise branşları halen gerçek atama sayılarını almadılar. Onu söyleyeyim sizlere. Yani orada evet, ciddi bir atama durumu söz konusu lise branşlarında. Evet. Yani birazcık da şey de düşünüyorum. Hani bu emeklilik oranı falan da biraz artarsa işte daha fazla EYT, kişinin, 3600. Evet, EYT vesaire. Bunlar da birazcık atama sayılarını artırabilir diye düşünüyorum. Çünkü genelde şu sayı, zaten bu sayılar belli olurken bir ihtiyaç listesi var MEB tarafından. Bir de Maliye Bakanlığı tarafından gelen bir bütçe planlaması. Şimdi haliyle bunu eşleştirerek sayılar veriyorlar. Haliyle her zaman için baktığımızda hep bir ihtiyaç kısmında zaten eksiklik görüyoruz. Yani bu ihtiyacı evet, karşılamıyor aslında. Ama bir de bütçe meselesi var tabii ki. Ama şimdi ihtiyaç bunun 2 katı kadar artarsa bütçeyi de biraz arttırmak zorundayız. Bir de seçim öncesi neden olmasın? Bir coğrafyada neden 400'ü görmeyelim hocam mesela, değil mi? Hani bu 2 katı atamayı neden görmeyelim? İnşallah evet, hak ettikleri sonuçlara ulaşırlar. Bu da bir lise branşı çünkü. Bence bir 2 katı kadar görürsek biraz daha rahatlatırlar diye düşünüyorum coğrafya öğretmenleri de. Evet, kesinlikle hocam. Bu kısımda da tahminimiz bu yönde diyebiliriz ama dediğim gibi yani bu alanda zaten 2 atama dönemi olursa 400'lerde falansa sıralamanız şansınızın olduğunu söylemek istiyorum. En kötü yine 200-200 bile yapsalar ihtimaliniz 2. atamada bile vardır ama tabii ki 1000'lerde falansa sıralama kısmında tabii ki lütfen tekrar çalışmaya başlayın. Branş için şöyle söyleyebiliriz, 500 civarı oranlarda umut gerçekten var evet, yüksek bir oranda da ama böyle bir hani 500 kaç küsür söyleyemem ama böyle 700 civarıysa bu biraz zor gibi duruyor açıkçası. Evet, sınırda. Ama yani 2 atama olursa, tabii 2 atamada da ciddi bir sayı verilirse 700 de verir ama 1000 civarı olanların işi zor çünkü 1000 vermezler arkadaşlar. Evet. İnce Hanım onu demeye çalıştı size. Aynen öyle. Evet, sıradaki branşımız din, kültür, ahlak bilgisi. Var mı aramızda DİKAP öğretmenlerimiz? Olmaz mı? Genelde DİKAP olur diye düşünüyorum. Evet. Daha çok başvuran kişi var. Gördüğünüz gibi mesela en son 4227 başvuru sayısı görüyoruz. Sayıca 56.000'di galiba. 56.000. Sınava giren kişi sayısıdır o hocam. Bu şey atamaya başvuran. Yok sınava... anladım pardon. 56.000 kişi sınava girdi hocam. Şu an sınava evet, giren sayı 1. sırada DİKAP var. Evet. Bir de DİKAP artı İHL olarak da giriyorlar. 2 alanda da çok yüksek. DİKAP için daha fazla. 80.000 civarı evet. Müthiş bir sayı. Atamaları da güzel giden branşlarımızdan bir tanesi bence. Yani inşallah da düşürmezler diye düşünüyorum. Önümüzdeki dönemlerde de en azından. Hocam tahmininiz ne DİKAP için? DİKAP için eğer ki okul öncesi kademesindeki kısma zorunlu olarak getirilirse ki DİKAP çok daha yüksekti hocam siz de biliyorsunuz. Bir evet, 3-4.000'i zorluyordu zaten. Ya düştü. Düşecek yani normal olan bir şey. Bir yer ilk başladığında yüksek alır zamanla düşer. Ama o gerçekleşirse hocam bir önceki atama sürecindeki döneme dönüşebilir. Yani evet, buradaki kademede tek atama için konuşuyorum. 1500-1800 civarı olanlar bence rahat olsun. Bence de. Ama 2 atama olursa tabii ki bu çok farklı bir denkleme gider. Ama 1800 civarı olanlar planlamalarını yapsın yine. Üstü olanlar bence 23'e odaklansın. Bakın arkadaşlar bir atama geldiğinde zaten gelecek. Gidersin. Evet. Ama bu ders çalışma sürecine altyapısı olan biri bırakması doğru olmaz. Kesinlikle. Yani şimdi gidip de örnek vereyim. Şubat ayında bir atama verildi diyelim. Belki Haziran'da verilecek bir tane daha. Belki diyorum. Şimdi buradaki kademede Haziran'a kadar bekleyip sonra istediğin sayı yine geldi atama. Fakat istediğin sayıda verilmediğini farz ediyorum. Gidemedin. Önümüzdeki ay sınav zaten. Onu demeye çalışıyorum. Bütün branşlar için geçerli. hiçbir şey kaybetmeyiz en azından. Yani çalıştığımız yanımızda kar kalır. Ve öğretmensek ben hep şunu savunuyorum. Zaten hayatımız boyunca ders çalışacağız. Yani bir şeyler öğretmek için önce çok iyi öğrenmek lazım. Dolayısıyla siz o sınavları dersleri anlatmadan önce de zaten çalışacaksınız. Bilgilerinizi tazeleyeceksiniz. Yeni bir şeyler öğreneceksiniz. Öğreteceksiniz. O yüzden hani çalışmak bize çok ağır gelmemeli bence. Şuna çok hak veriyorum. Sınava çalışmak çok başka bir şey. Psikolojik olarak yorucu bir süreçten çıkıyorsunuz. Tekrar sınav hazırlığı gerçekten böyle hani gözünüzde büyüyor. Tabii ki hemen patır kütür başlayın demiyoruz. Nurul Hocam da ben de hemen şimdi çabuk ders çalışın falan değil. Tabii ki biraz kendinizi dinleyin, biraz kendinizle baş başa kalın, biraz molanızı verin. Evet ben hazırım dediğiniz anda başlayın. Zaten bir altyapınız vardır. Bu altyapıyı tamamen unutmadan en azından hani kendinize bir 10 gün, bir hafta, 15 gün, 20 gün verdikten sonra evet hazırım deyince başlayın. Şunu da düşünün, atandığınızda da bunlar kar kalacak yanınıza. Bu anlamda bence çok daha mantıklı. Ben de 1500'leri falan tahmin ediyorum. İçimden geçen böyle bir 1500 oldu. 3 yıl önce bir öğrencim vardı. Yani ders almıştım. Olmadı. Ücretli olarak çalışıyordu. Bu arada çalışmak zorunda olabilirdim. Sonra 2 kademede tekrardan denedi. Olmadı. Bu sene denedi. Şu an ilk 300 içinde. Yani ne zaman ne geleceğini bilemiyorsun arkadaşlar. Bu sizin yetersiz olmanız, sizin bilgisiz olmanızla alakalı değil. Zaten bilgi sınavı değil. Bu zeka sınavı da değil. Ne yazık ki yani bu konuda evet. Ders çalış demek kolay. Gel ders anlat demek de kolay. Gerçekten ben de bıktım. Hani bazen dersten bıktım. Üf, bu sene nasıl ders anlatacağım? Nereye gideceğim? Bunu yapacağım. Ama benim görevim bu. Mecburum. Bu benim görevim. Bir şeye varmak istiyorsam bunu yapmak zorundayım. Ne yazık ki çok üzgünüm. Sınav da sizin göreviniz arkadaşlar. Hani bu konuda evet belki doğrudan meyvesini o an yiyemiyorsunuz ama sonradan yiyeceksiniz. Hiç kimse doğrudan meyvesini yemedi. Yani şimdi biz bu süreçte ders anlatırken biz meyve yemedik arkadaşlar başlangıçta. Ama mücadele etmek zorundaydım. Mücadele etmesem bir şey değişmeyecekti çünkü. Bıraksaydım bitmişti zaten. İhtimal dahi kalmayacaktı. Zor bir şey tabii. Dışarıda bunu söylemek kolay gelebilir dersiniz. Değil. Ben de öğretmenim. Ben de sizin dediğinizi çok iyi anlıyorum. Bir 5-10 gün kafanı toparla. Sakin bir şekilde üstesinden gelebileceğine inanıyorsan ama. Bakın arkadaşlar çalışmak var. Gerçekçi konuşmak gerekirse. Plansız, programsız, istikrar yok, çaba yok. Yani çaba var ama ona uygun bir çaba yok. Rastgele önünde A dersini, B dersini, C dersini rastgele onu açıyor. Biraz çalışıyor, soru çözer gibi yapıyor. Zihnini vermiyor, benliğini vermiyor. Üstünden geçiyor ama yorulmuş, haklı. Bakın haklı. Ama o çalışmanı gerçekten kazanamazsın. 4-4'lük bir sistem işidir aslında bu. Yani bu sistemi doğru oturttuğunda, doğru yerlere dokunduğunda, planlı programını iyi yaptığında. Ya görüyorum mesela Telegram gruplarından çıkmıyor. WhatsApp gruplarından çıkmıyor. Instagram'dan çıkmıyor. ABCDE yayının hocası. Milyonlarınız yaptı bunu. ABCDE yayının hocası sana fayda sağladı mı? Canlı yayında söz ediyorum. Yok. Kendi şu dirseklerinin planlı program. Tabii ki destek alman gerekiyorsa alacaksın. Ama aynı dersten 10 tane adam dinlenmez arkadaşlar. Zaman kaybı. Zamanla yarış durumundasınız. Ne yazık ki. O yüzden bu zamanı doğru kullanmak önemli. Hani gerçekten üzüntünüzü hissediyorum. Bakın hani yani çok dikkat etmeye çalışıyorum kelimelerime. Çünkü nasıl psikolojide olduğunuzu biliyorum. Ama bu konuda bence biraz da kendimizi de sorgulamalıyız arkadaşlar. Yani neyi ne kadar doğru yapıyorum? Bir de İnce Hanım şu var yani insanlar sürecin içinde olunca farkında da olmayabiliyor. Yani evet. Ne yapacağını bilmiyor belki de. Bu kademede eğitim analizi vardı. Bu şeyler vardı bizim testler vardı. O eğitim koçunun seansında onlar olacak mı? Tabii eğitim koçuyla görüşürken onlar size zaten söyleyecekler ama sizin de hakkınızda olsun. Bir de ücretsiz eğitim analizi varmış hocam. Nasıl çözeceğim bu analizi deyin. Bu eğitim analizinde de sizin öğrenme yapınız, psikolojik yapınız, ne kadar sürede öğreniyorsunuz, ne kadar sürede unutuyorsunuz ya da çalışma ortamınız nasıl olmalı, mola saatleriniz nasıl olmalı, tekrar süreleriniz nasıl olmalı hepsi size özel bir şekilde çıkacak test sonucunuza göre. Ona mutlaka katılmanızı öneririm çünkü dediği gibi hocamın aslında çok fazla çalışıyorsunuz ama belki çoğunuzun o kadar çok çalışmanızına gerek yok. Belki günde 8-9 saat değil 5 saate ihtiyacınız var ama siz öyle bir stresle o kadar çok çalışıyorsunuz ki yarısı çöpe gidiyor çalışmanızın ve aşırı yorgunluk hissediyorsunuz. Bu sınavlar öyle çok çalışılacak sınavlar da değil. Yani öyle kendimizi verelim günde 10-12 saat çalışalım geceleri uyku uyuyamayalım yemek yemeyelim. Hayır. Stratejik bir sınav tamamen ve psikolojik. Öyle dediğimiz gibi zekaları da yarıştırmıyoruz. Mezun olduğumuz fakülteleri, bölüm puanlarımızı nice bölüm birincileri var arkadaşlar. Evet. Bu dolayısıyla bu sürece gerçekten çok ciddi hakim olmak, gerekirse kendimize hakim olan birilerine emanet etmek gerekiyor. Bir sene birazcık sıkacağız ama doğru çalışmayla inanın. Mesela ben öğrencilerime şey diyordum, ya hocam takip ettiğim bir dizi var. Onu nasıl bırakacağım bilmiyorum. Bırakmak zorunda değilsin ki. Sen sistematik çalışıyorsa, o gün sana verilen görevi yapıyorsan, atıyorum senden 6 saatlik bir çalışma istediysek 6'sını tamamlıyorsun, o gün o dizini izleyebilirsin. Kendini birçok şeyden çektiğinde, fedakarlık ettiğinde sınavdan soğuyorsun, farkında değilsin. Çünkü yani insan psikolojisinde olan bir şey bu. Birisi sevdiğin bir şeyle arana giriyorsa, hani genelde insanlara deriz ya bunu sevdiğinle arama girdi falan. Bunu evet, sınavla düşünün. Diyelim ki siz işte arkadaşlarınızla buluşmayı çok seviyorsunuz. Sınav yüzünden artık bu etkinliği yapamıyorsunuz. Araya giren şey sınav. Bu sefer o sınava karşı kin beslemeye başlıyorsunuz. Aynı sizi sevdiğinizden ayırmaya çalışan birisine kin beslemek gibi. Bu yüzden fedakarlığında dozunu doğru ayarlamak lazım. Bunu isteyerek yapmak. Evet, arkadaşa da vakit ayıracağız. Evet, ailemize de vakit ayıracağız. Ama sınava da gerektiği vakti ayıracağız. Bu yüzden bu eğitim analizini çözün ki sizin kaç saat çalışmanız gerekiyor? Nasıl bir yapınız var? Bunu bir analiz edin derim arkadaşlar. Ufacık bir şey söyleyeceğim. Fen geçti mi, edebiyat geçti mi diye soranlar var. Geçmedi. Hemen şunu söyleyeyim. Geçmedi. Alfabetik sıraya göre gidiyoruz. Onu da söylemiş olayım. Bir tane Çilem hocamın bir sorusu vardı. Maliyet, bir dakika. Başka bir hocamın. Feyza, P3 maliye kaç olur? P3 maliye 2 tane gelmiş bu soru. Şunu söyleyeyim. P3'te maliye ile direkt doğrudan maliyeci alımı yapılmayabilir ama düz memurluk, veri hazırlama, kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni gibi kadrolara başvurabilirsiniz. Hani maliye mezunu olmanızın bir şeyi yok burada. Direkt 4001 koduyla herhangi bir lisans mezunu olmak koduyla başvurabilirsiniz. Bu kısımda da dediğim gibi daha önceki alımlarda 70'leri gördüğümüz için şansınızı denemenizden yanayım. 2 sene var çünkü bir sonraki sınava kadar. Açılan her atama dönemindeki tüm başvuruları yapın derim. Dikap'ı da geçiyoruz o zaman. Dikap'la ilgili sanıyorum başka soru yok. Fen soranlar vardı. Kimler fenciler nerede? Fenciler, evet. Fende de puanın düşeceğini düşünüyoruz. Hani bir hocam 76'ları görürüz değil mi? 76,5, 76. Yani şimdi burada 2 atama oldu. Oradan 1180 civarı bir kontenjan verilmiş. Evet. Zaten 2 atamada. Yine öngörü geleceksin de 2 atama olacağını düşünürsek çok rahat düşer. Zaten ortaokul branşlarından biri biliyorsunuz. Bu evet, ortaokul branşlarında bir düşme yaşanıyor. Bu 4+4'ün etkisiyle yükselmişti önce. Sonradan şimdi lise geçince lise etkisiyle bir de o kademede bazen değişkenler gösteriyor. Bunlar kalıcı düşmeler değildir, geçicidir. Ama 76 baremini çok rahat görür ki bu kontenjanın üstünde bir devirme söz konusu ki ben şuradaki kademeye bakınca kesinlikle bu kontenjanın üstünde bir atama verilir arkadaşlar. Bence 76 de garanti diyebilirim yani, öyle değil. Aynen. Yani ilk atama, 2 atama dönemi olursa zaten dediğimiz gibi yani 1000 falan olanların da ihtimalinin olduğunu düşünüyoruz. Tek atamada da bir 500'ün üzerini görürüz herhalde hocam. Belki 600, 700, 750. Daha fazla olur değil mi? Düşmenin nedeni şeyden dolayı değildi. O 4+4 şimdi aslında bu sirkülasyon devam etti. Şimdi ortaokula geçti. Tabii. 2021 yani Mart'ta 996 tabii, mesela. Yükselme kısmı artacak. Yani 1000 civarı bir şeyi rahatlıkla devirir. 2 atama olursa da bunun tabii ki daha fazlası olacak. Öyle evet, duruyorum. Ya 1000 civarı tek atamada verilir. Dönay hocam 1307 demiş. İkinci atamada ihtimali var değil mi bence? Yani en azından kesin gider. Zaten o bahsettiğimiz 76 puanları da ikinci atamayla düşer. Evet, bence de katılıyorum. O yüzden fen öğretmenleri için de söylediğim gibi eğer 1000'lerde falansınız, 1000, 1300 gibi sıralamalarda ikinci atama ihtimaliniz de çok kuvvetli. İlk atamada da şöyle bir 900'ü falan görürsek çok daha rahatlarız bence. O zaman 900-800 civarındaki kişilerin de ilk atamada gitmesi çok daha yüksek ihtimal olur. Fizikçiler evet, var mı aramızda? Çok az. Genelde çok az görüyoruz fizik öğretmeni. Evet. Hocam çoğu fakülte kapattığı için üniversitelerin birçoğu kapattı bu öğretmeni. Evet. Ya ben fizik öğretmeni olsam beni yanlış anlamayın, sınava girmem. Çok az atamazsın. Çok 15, da zor. 15 liradan aşağı para almaz hocam şu an. Özelde çalışsa. Zaten en çok da hocam araştırmalar yapıldığında bu YKS dönemleri için falan en çok da özel ders verilen branşlar matematik, fizik. Sayısal dersler tabii. Sayısal dersler yani fiziğin zaten hani o fen, fizik, kimya, biyoloji içerisinde en zor denilen aslında ve en çok özel ders istenen alan. Derslere bakınca şu çıkıyor İnce Hanım, biz zaten millet olarak sayısal, istatistik, plan, program bilmeyiz. Millet olarak. Bu bizim devlet hiyerarşisine de gelen bir şey aslında. Biz sonraki zamanı planlamayız. Biz bugünü, hadi bilemedin yarını planlarız. Buradaki kademe de aslında şunu gösteriyor. Yani bizim sınav disiplin kısmındaki kademeyi bize ne yazık ki bu planlamamız gösteriyor. Bunu yapamayan zaten sınavı da planlayamıyor. Aslında her şey örüntülü. Bizim genler farklı çalışıyor arkadaşlar son dakikaya gelince. Geçen gün biri yazmış İnce Hanım bana. Birinci sınav iptal edildi biliyorsunuz. İptalden sonra çalışma süreci oldu. O da yordu tabii insanlara. Ki inanın bana belki de şu an düşük alanların birçoğu belki o iptalden dolayı olumsuz yansıdı. Çünkü toparlayamadı sonrasını. Ne yazık ki. Maalesef. Şöyle yazmış bana. Hocam ben çalıştım, baktım yapamayacağımı düşündüm, bıraktım. Baktım sınav iptal edildi, tekrar çalıştım. Ve Allah ne verdiyse çalışıyorum diyor. Atanamazsın. Çok üzgünüm. Ya ciddi söylüyorum atanamazsın. Aralık ayında dersleri bırakmış İnce Hanım. Ağustos ayına gelmişiz. Sınav iptal edildiği için bu kalan 2 ayda Allah ne verirse çalışmış. Son dakikacı yani, biraz. Evet yani bir soruyu sormamız lazım arkadaşlar kendimize. Aslında 2 sorumuz var. Ben atanmak istiyor muyum? Buna herkes evet der. Bu mücadelevi disiplini kaldırabilir miyim? Son güne kadar götürebilir miyim? Cevabın evetse başla. İkisini evet diyemiyorsan ya acaba diyorsan hiç yorma kendini. Yani çalışıyorsun çalışmıyorsun ikisinin arasında kalmaya gerek yok. Başka bir şey dene. Hayatını şekillendirmeyi dene örnek vereyim. Ama netse eğer buna karar vermelisin. Biz karar vermiyoruz. Bir gaza geliyoruz evet başlayacağım diyor sonra gerisi yok. Ne yazık ki bu konuda biraz da bizim aynen. Millet geleneklerinde oluşan bir sıkıntı bu aslında İnce Hanım. Evet yani stres düzeyi de arttı. Dediği gibi Hatice Hocam da söylemiş. Ben bunu da çok fazla duydum. İptal olan sınavda daha yüksekti netlerim diyenler. Hani artık kendimizi psikolojik olarak o tarihe hazırladığımız için mi nedir? Tarih erteleniyor aslında mantıken daha fazla zamanımız var. Daha yüksek net çıkarmamız gerekiyor gibi bir mantık önermesi kuruyoruz ama çoğu kişinin o stresten midir artık konsantrasyon problemi dinlenemedik. Kendimizi belki tatile ayarlamıştık. Onu yapamadık. O aşırı sorumluluk ve yük bizi birazcık daha düşürmüş gibi düşündüm. Felsefeyle ilgili çok soru geldi. Onu ben buraya ÖABT'leri koydum. Özellikle eğitim bilimleri işte GGK eğitime girenlerin ayrıca yorumlamak için sorar olursa yorumlayayım zaman almamak için demiştim. Felsefeyi yazmışlar. Felsefe öğretmenliği için 2022 Temmuz'da 177 kişilik bir alım yapılmıştı. 84.05 taban puanımızdı. Ondan önceki 2021 Eylül döneminde 149, 2021 Mart döneminde 205. Hocam 177'yi gördüysek felsefede ben yine bir 200'leri ilk atama döneminde en azından görebiliriz diye düşünüyorum. Puanımıza 84.05 iken bence 83-83.5'ların da ihtimali var. O soran arkadaşlarımız, soran öğrencilerimiz de yazarsa sıralamasını puanın daha doğru oranlayabiliriz. Ama 2 atama için maksimum herhalde bir 500 kişilik falan bir atama verirler. 177 vermişlerdi geçen sene. Maksimum 250-250 verseler bir 500'ü falan görebiliriz. 2 atama dönemi için toplam alım sayısına göre. Felsefeyi Hatice Hocamı da Zafer Hocamı da yorumlamış olduk. Devam edelim o zaman alfabetik sıradan. Evet İHL meslek dersleri öğretmenliği vardır aramızda sanırım. DİKAP öğretmenlerin buna da girmiş miydiniz? Evet. 165 son gördüğümüz 2022 Temmuz atama sayısı ama puanla baktığımızda 79.12 yine puanda düşmeler yaşanabilir bence de. Ama 200 üzeri bir alımın... Bu bölümün ortalaması zaten 200-250 civarında genelde. Yani evet. Bu dengesini korur sadece öyle diyebiliriz. Evet. Yani hocam bile ilk branş geldiğinde... Aynen ilk branş geldiğindeki başvuru sayılarına bakarsanız gitgide düşmüş. Yani yarı yarıyadan fazla bir başvuru düşüşü olmuş. Genelde DİKAP'a ağırlık verip belki buna birçok aday hani umudu kesip atamalarda düşüyor diye düşünüp başvurmadı ama bence bu atama döneminde lise öğretmenliği olduğu için özellikle bu atama döneminde de bir 200'ün üzerini yine görürüz. İlk atamada en azından bence. Evet evet o sayılarını korur tekrar. Evet. Onun dışında devam ediyoruz. İlköğretim matematik öğretmenliği. İlköğretim matematik iyi giden branşlardan bir tanesi. Birazcık düştü aslında diğer şeylere göre ama 1260'lardan da evet 1004'lere falan düştü. Düşmez yani bunun altına gitmez zaten yükselecek burası da ortaokul dediğin gibi evet. Branşlarında bu seferkinde bir yükselme olacak arkadaşlar. Yani bu tekrardan 1300-1400 tek atamada alacak bir şekle evet. Geliriz. İnşallah 1500'ü falan görürüz. Evet, evet. İnşallah bütün branşları İnce Hanım evet. Gerçekten hani bu konuda ilk 300 içine girmek kadar rahatsız edici bir şey olamaz bir insan üzerinde. Adam diyor ki hocam ben 300'üncüyüm daha ne yapayım diyor. Yani doğru söylüyor. Şimdi keşke kontenjan adil bir dağılımla, ki önemli bir sene gelecek sene, bence burada kimseyi küstürmeyecekler. Bunu ciddi söylüyorum. Dengeli ve biraz yüksek sayılar olacağı için hemen hemen birçok branş en azından diğer yıllara göre daha çok mutlu olacaktır. 1400-1500 bence tek atamada devreye giriyor öğretim matematik tekrardan. Eskişehir'in de bence de. İnşallah da öyle olur. Evet, İngilizce öğretmenliği. İngilizce'deki bu düşüş nedir hocam? İngilizce'deki bu düşüş nedir? Şimdi şöyle bir durum var. Özellikle normalde sonradan geldi biliyorsunuz zorunlu. Yani vardı ama önemi ve zorunluluğu şimdiki kadar değildi. Buradaki 450 ve 800 sayılarına bakınca tek bir atamadaki sayıyı yakalayamamış iki atamada. Aslında İngilizce öğretmenliği ilgili şimdi şöyle bir şey. Ortaokul branşları niye avantajlı biliyor musunuz? Özel okul mantığı çok yok ortaokulda. Ortaokulda hemen hemen zorunlu şeyden dolayı çocuklarını aileler gönderiyor okullara. Fire vermiyor. Ama liseye geçince ne oluyor İnce Hanım? Özel okul çok fazla, meslek liseleri çok fazla. Ki çok büyük bir öğrenci kitlesi var orada. Açık öğretim gerçeği var. Açık öğretim çok fazla. Ve burada lise branşlarını düşüren en büyük etken buradan kaynaklanıyor aslında. Ama bu ortaokul branşı peki niye düştü? Liselerin durumu belli zaten. Ortaokul branşlarındaki de bu 4+4'ün ilk etkisinden kaynaklı ve okul öncesi branşına verilen biraz önemden kaynaklı düşmeyi o yüzden yaşadı İngilizce. Ama bu 450 kalması tabii. Bu tekrardan bir düşüş civarını bulacak tek atamada. Tek başına. Ama tabii ki bahsettiğimiz 2 yıl önceki kademeye gelir mi? Biraz zamana ihtiyacı var. Öyle söyleyeyim size. Aynen öyle. Ya onun için bir defa da hemen olmayabilir. Ama 450 gerçekten hani üzücü bir rakamdı İngilizce öğretmenleri için. İnsanlar şok oldu. Evet. Bunu birçok branş da yaşadı zaten. Yani bu kaderi yaşayan birçok branş da oldu. Bir anda yüksekken bir anda düştü. Evet. Ama şöyle bir durum var. Sistemdeki müfredat değişikliği yaşanırsa matematik, İngilizce, Türkçe, edebiyat gibi branşlar önemi artacak. Çünkü sistem biraz bunlara ağırlıklı ilerleyecek. Eğer öyle bir durum gerçekleşirse 2023 Eylül ayında hayata geçmesi planlanıyor. Yapılırsa eğer tabii ki İngilizce ve bu bahsettiğim branşlar çok ciddi manada bir kontenjanla karşı karşıya kalacaklar. Evet, benim umudum var İngilizce'den yine. Bu atama döneminde evet hocamın dediği gibi bu 450 rakamını göreceğimizi düşünmüyorum. Daha azını zaten göreceğimizi düşünmüyorum. Ama en azından bizi sevindireceklerini düşünüyorum. İngilizce öğretmenliği alanında da gerçek ihtiyaç sayısına ulaşamasa bile en azından güldürecek, sevindirecek bir atama sayısıyla karşılaşmayı diliyoruz değerli arkadaşlar. İnşallah da öyle olacaktır. Kimya var mı aramızda? Kimyacı da çok görmüyoruz hocam artık. Yok, o da çoğu yerde kapatıldı İnce Hanım. Evet, kapatılıyor çoğu maalesef. Yok artık. Geriden gelen de yok. Çok değil. 5 yıl sonra var ya, şu an keyfine kimya okuyabilirler aslında. 5 yıl sonra hiçbir yerde kimya öğretmeni kalmaz. Yani belki. Okullarda ne olacak onu bilmiyoruz. Hani şeyde öyle, bir sınavda çıkan da bir ders. De, özel sektörü beslemiyor şu an. Evet. O yüzden. Şu an şöyle diyeyim. Sayısal branşlardan fizik, kimya, biyoloji gibi branşlar aslında özeldeki şeyini kullanırsa İnce Hanım devlete atanmasına gerek kalmaz. Değil mi? Yani şöyle bir şok yaşıyoruz bu derslerde. Şimdi üniversite giriş sınavında buradan soru geliyor. Hem de ilk kısımdan, TYT kısmından ciddi bir soru geliyor ve bütün öğrencileri ilgilendiriyor. Sayısalını da, sözelini de, eşit ağırlığını da, yabancı dil öğrencisini de. Şimdi çok önemli bir alan aslında. Böyle önemli bir alanda evet bu rakamlardan daha fazlasını tabii ki bekliyoruz. Mesela 369 2021 Mart döneminde 523 nasıl diyen bir hocam var. 523 de bence... sözünü kesiyorum. Şu Mart ayındaki şu değerlendirme var ya, biz birlikte yapmıştık bunu. O zaman daha 100 küsür mü ne kontenjanı vardı, hatırlarsın. Bir öncekinde evet. O yıl demiştik arkadaşlar 2 katı 2,5 katı oranda bir artış olacaktır. 2.400'e yakın bir sayı aldı. Şu iki senede bakınca yine 400 yani 500'e yaklaşıyor. Bu artar yine kimya. Bu dengenin içinde biraz devam edecektir. Ki bütün branşlarda atama olacağını öngördüğümüz için tabii. Kimyaya da kesinlikle yansır diye düşünüyorum. 523. olan bir hocam var. Bence en kötü 2. atama döneminde sıra gelir diye düşünüyorum. Güzel bir sıralama 523 baktığımız zaman. Ama ben yine söylemek istiyorum. Ne olur ne olmaz hocam. Yine alan çalışmalarıyla ufak ufak başlayın. GGK eğitim bilgilerinizi taze tutun, sorular çözün vesaire. Sınır çünkü yani net atanırsın hocam diyemiyoruz. Öyle yani bir sayı ki. Aslında İnce Hanım mesela tek atamada 261 verildi mesela. Hadi üstüne 40-50 koy 300'de Diğer branşlar da bunu yapsın bu arada. Evet. En iyi branşına göre 50-100 kişi koyabilir. Değişebilir o. Ya bu dengede değilse atanma ihtimali var mı? Bu dengenin dışındakilerde biraz hani biliyorsunuz ihtimal biraz azaldığı için altyapın da var. Yazık etmemek adına en azından yine çalışmalarını sürdür. Atama gelirse zaten çalışmayı bırakırsın, görevine başlarsın. Ya bırakmak mantıklı değil, onu söyleyeyim. Aynen, kesinlikle evet. Değil. Matematik soranlar vardı, matematik öğretmenlerimiz vardı. Lise. Neredeler? Lise matematik, evet. Biliyorsunuz ÖSYM'nin dilinde matematik öğretmenliği diye geçiyorsa lisedir, diğerine ilköğretim matematik diyor. Evet, matematik için ben daha önceki yıllara göre yükselişler görüyorum. Evet, binlerden yine bir 700'e düşmüş ama onun öncesinde matematikte biz daha düşük rakamlar görüyorduk atamalarda. 300-400 civarındaydı bunlar. Yani çok yüksek evet. Şeyleri yoktu. Taban puanlar hocam 80'in üzerinde. 81-82'lerdeydi taban puanlar. 84-85'ler edebiyatla yarışıyordu bir aralar. Evet, evet kesinlikle. Bunu gelme nedeni lise branşları zaten ilk değerlendirmemiz hatırlarsam bu 1000'i görmemişti o zamanlar. Evet. Bu civarı sürpriz değil demiştik. Hatta geçmiş YouTube videolarında da var Tekuzem kanalında. Ki öyle oldu. 2 atama verildi. 1400'ü devirdi. Yani 1000'den aşağı kolay kolay düşmez. Bir 3 yıla gibi bir süresi var bunun. Öyle söyleyeyim sizlere. Evet. Evet. Matematik her zaman ihtiyaç duyulan bir branş zaten. Yani matematiğin kesinlikle öyle kaçışı falan yok. Devlette de özellikle yani lise matematik alanında çok ciddi bir ihtiyaç var. Şimdi ilk atama döneminde belki 1000, ikincide de 1000 görebiliriz. İnşallah öyle olur. Tabii biz yine hep en ihtimali söylemenin en kötü ihtimal 750'lerde, 700'lerde zaten kesin olur gibi düşünebiliriz ilk atamada ama neden şöyle bir 1000 verip de 2000 atama yapmasınlar matematikten. Tabii. Daha önceki yıllarda da dediğimiz gibi düşüşler olduğu için hani o 1000'i gördükten sonra biraz daha rahatladı matematik öğretmenleri ki ben daha önceki alımları da bir yandan bakıyorum mesela matematik öğretmenliği için o zaman ne demişiz diye. En son kısımda matematikte bizim gördüğümüz rakamlar 498'miş hocam 2020 Haziran'da. 2020 Ocak'ta 501. 2019 Ağustos'ta 600'ü görmüşüz. Yani biz o 498 iken bu 2 katı bir atama bekliyoruz dediğimizde çok iyi hatırlıyorum. 1004'ü evet. O zaman gördük. Aynen. Zaten bu devam eder. Yani lise branşlarının diğerlerinde de yükselerek artış devam edecek zaten. Evet, kesinlikle evet. Katılıyorum. Kimyayı tekrar açar mısınız demişler. Şöyle bir gösterdim hocam ama tekrar geçmem gerekiyor zamanı aldığımız için. Ama siz çekemediyseniz videosunu izlerken de çekebilirsiniz. Zaten YouTube'a yüklenecek tekrar. Yüklenecek, evet. Ve okul öncesi. Evet, okul yani öncesi. Büyük bir uçuş yaşadı. Aynen öyle. 200'lerden 7500'lere ki standart sapma kayma puanlarını da düşününce İnce Hanım bu 8500'üncü 9000'e yakın kişi atandı. Evet. Peki hocam ne verirler bu sene? Şimdi bir gerçek var. Evet, devlet projesi şu an okul öncesi. Fakat bu 7500 ciddi bir atamadır arkadaşlar. Yani belki çoğu branşın 5 yılda 10 yılda alamadığı sayıların kendisi evet. Aslında. Şimdi buradaki neden ilk öncelik olduğu için bir anda yapmak zorundalardı ki yaptılar da. Şu anki mevcut inşaatı devam eden veya ihalesi devam eden okullar var. Onlar tamamlanır mı bilemem. Ama onlar tamamlanmasa 7500'ü alamaz onu söyleyeyim. Maksimum alacağı 4000'dir şu an. Çünkü birçok yerde, birçok ilde okullar doldu arkadaşlar. İhale ile ilgili kademede eğer ki oralar eğitim öğretim dönemine yetiştirilmez ise 3000-4000 baremini alır. Ama yetiştirilirse 7000'ine de verebilir, 7000 üstüne çıkması geçebilir. Evet. Oranın proje olayına bağlı. Tabii şu an için öyle. O bizim elimizde olan bir şey değil biliyorsunuz. Biz bilemeyiz de onu. Ama birçok yerde zaten inşaat çalışmaları devam ediyor diye biliyorum. Evet. Ne zaman biterler onu da biz bilemeyiz arkadaşlar. Aynen öyle. Yani bakanın da açıklaması zaten bu atama sayısı belli olmadan önce Bakan Özer şunu söylemişti. Temel eğitim branşlarına önceliğimizi vereceğiz dedi. Üzerine atamalar açıklandığında okul öncesi sınıf öğretmenliği ve özel eğitimde zaten biz ilk 3'ü gördük. Gerçekten hani fazla sayıları rahatlıkla gördük. Bir de zaten böyle bir proje olduğu için ana sınıfı, anaokulu projesi zaten her yerde bas bas bağırıldı. Bu ya çok iyiydi. Tamamlanırsa İnce Hanım zaten o eğer okullar tamamlanırsa 10.000 alır rahatlıkla. Evet alır çünkü ama oraya öğretmen ihtiyacı var. Şimdi okul yoksa öğretmen atayacak hali yok doğal olarak devletin evet. Yani. Oranın bitmesi lazım. Şu evet. An birçok yeri doldurdular. Batı'da çok fazla açık var bu arada. İstanbul ve çevresinde açık var. O yüzden 4000 civarı diyorum. Mesela birçok ilde Hatay'da bildiğim yerlerde mesela sıfır açık. Hiç yok. Hı hı. Yeni yerler açılırsa açık oluşur. Onun dışında çok zor. Doğru. Öğretmenlerin gözde... Onu bilmiyorum hocam. Ben lojman kısmını bilmem. Ben devletin resmi olarak verdiği ve yapın dediği eğitim verebilirsin dediği yerlere bakıyorum. Ha, farklı yerleri kiralarlar bilemem. Evet. Aynen öyle. Bence rahat bölüm şu an. Aynen 6.000'lerde diyenler var. İnşallah olur. En kötü 2 atama dönemine falan denk gelir. 2. atamaya denk gelir diye düşünüyoruz. 4.000 falan verse mesela. İnşallah bu atlamayı ve yüksek kontenjanı diğer branşlar da bir anda görür de herkes bir şekilde mutlu olur. Diğer branşların da darısı başına olsun inşallah. Aynen öyle. Şu PDR'cilerin çektiği demeden geçemeyeceğim hocam. Yani hem sen o kadar branşın içerisinde en yüksek net ortalamasına sahip ol. O net ortalamasını nasıl yapıyorlar? Gerçekten hayretler içerisindeyiz. Onlar başka çalışıyor hocam. Değil mi? Gerçekten. Hem şu kadar yüksek puanlarla 1004'lerden 467'lere yani yarısından da daha az bir düşüş gördü. Daha yüksekti zaten İnce Hanım normalde. Evet, evet. Kademede önceden çok yüksek bir sayı veriliyordu. Kesinlikle gibi, öyle. Bu arada şu an ciddi manada bir açık var okullarda. Yani öğrenci başına göre 2. veya 3. rehberlik görevlendiriliyor. Birçok okulda açık var. Şöyle bir durum da var. Okul öncesi kademesindeki öğrencilere pedagojik formasyon alan rehber öğretmenlerinin çok özür dilerim. Bir tanesinin veya belli bir okul anlamda gezici dediğimiz birkaç okula gidecek rehberlik anlamında bir planları da var. Ama hayata geçer mi bilemem. Hayata geçerse bu kontenjanlar birinin üstüne çok rahat çıkar. Yine eski İnşallah da öyle olur. Düşebilir. Ciddi bir açık var ve gerçekten devlet okullarımızda çok önemsenmesi gereken bir branş olduğunu düşünüyorum. Hani girip bir konu anlatmıyor diye rehber öğretmenlerinin aslında bir ihtiyacı yok okulda. Bana doğru gelmiyor. Bence en çok da hep diyoruz ya rehberlik anlamında, psikolojik anlamda beslenmeye ihtiyacımız var. Eğriye eğri, doğruya doğru konuşmak gerekirse rehberlik zaten çok önemli bir şey aslında. Yani rehberlik olmadan bir şey olmaz. Ülke olarak bunun farkında değiliz. Evet, okullarda maalesef. Ben birçok devlet okulunda gezdiğim zamanlar da oldu. Ya bir rehber öğretmenlerin nitelikli kendi yetiştiren adam sayısı da gerçekten çok az ülkemizde. Odasını kitler, oturanını da biliyorum ama maalesef hocam isimlerini bilmiyorduk. Uğraşanını da biliyorum. Tabii aynen. Uğraşmadan öğrencinin gelişimine katkısını, rehberliğin önemini öğretmenler bunu göstermezse devlet de der ki yani ne gerek var ki? Çok büyük bir önem verdiler bir ara. Sınava giren herkese atadılar arkadaşlar. Adam öylesine girmiş, mezun olmuş, öylesine neti yok. 50 küsurat, 50 puanı var, taban puan. 0 eksilerde. Adam atandı. O ilk 2010 yılında yanlış hatırlamıyorsam değil mi? 10 muydu, 11 miydi? Herkese atadılar arkadaşlar. 2010. Ama şimdi bu ondan zaten açık azaldı. Ondan sonraki kademede ne yazık ki şu sorun var. Yani öğretmenler olarak, branş olarak biz de bir kendimizi sorgulayalım. Tabii ki öğretmenlik geçimini idam ettireceğin bir meslektir. Diğer mesleklerden çok daha üstün yanları da var. Ama verim ve şey anlamında biraz sanki o öğretmenliğin ilkelerini biraz kaybediyoruz. Biz kaybettikçe de toplumdan da, basından da, belli yerlerden de ne yazık ki daha kötü şekilde vuruyorlar bizi. Umarım geleceğin öğretmenleri öyle olmayacaktır. Yani öğretmenliği... Basında bir şey oluyor, öğretmen suçlu diyor. Çocuk yapmamış. Neden? Çünkü biz o kademede açık verdik onlara. Doğru. Ama burada her şeyde öğretmeni suçlamanın anlamı yok ama birçok yeni gelen öğretmenler gerçekten dolu dolu ilke sahibi, nitelikli, vicdan sahibi. Çok önemli bir şey İnce Hanım, vicdan sahibi olmak. İnşallah onlar da tez zamanda görevlerine başlarlar. İnşallah. İçinde hayırlı olur umarım. Evet. Bu arada Esra Hanım'ın dediği bir şey var. Mezun sayılarına göre başvuru sayıları düşük değil mi? Mühendis olarak öğretmenlerin atanması zor görünmüyor. Boşuna sızlanıyor öğretmenler gibi bir şey demiş. Ben oraya bir ufacık bir şey açmak istiyorum. Evet. Öğretmenlerim de şimdi burada çünkü üzülebilirler. Evet, mühendis alımları da gerçekten zor. Biz orada da çok güzel alımlar bekliyoruz, istiyoruz, dua ediyoruz. Ama öğretmenlik için şunu demek istiyorum. Bu başvuru sayısı hocam sınava başvuru sayısı değil, mezun sayısı değil. Bu atamaya başvuran sayı. 1317 kişi başvuruyor, atamaya hak görüyor. Yani atanabilirsin, hakkın var. İşte mülakata başvurabilir, tercih yapan sayı, öyle söyleyeyim. Normalde rehber öğretmenler için konuştuğumuzda bu sayı, yani sınava başvuru sayısı çok çok daha fazla. Bunun neredeyse 6-7 katından bahsediyoruz çoğu alanda. O yüzden öyle değil. Ayrıca girdikleri sınav sayısı, mesela rehber öğretmenler için söyleyeyim, diğer alanlar için de hepsi için. GGK, eğitim bilimleri, ÖABT 3 alanda hazırlanıyorlar. O yüzden her branşın kendine göre zorluğu zorluğu var. Mühendisliğe kolay demiyorum. Onun da alımı az oluyor. Dönemsel olarak 90 üzeri puanları almaları gerekiyor vesaire, ama hani aslında çok kolay değil, hiçbir alanda çok kolay diyemeyiz. Bu alanda da mülakatı var. Sonrasında işte göreve başlıyorlar. Adaylığın kaldırılması, sözleşmeli başlıyor vesaire vesaire, böyle çok fazla zorlukları var aslında. Siz belki o başvuru sayısını görünce yanıldınız. O başvuru sayısı dediğim gibi tercih yapan aslında. Atamak için başvuru yapan sayı. 81 puan PDR atanabilir mi demiş bir öğrencimiz. Bence evet, güzel bir puan 81. Tabii ki sıralamamız da çok önemli hocam, ama 81 puanla da atama ihtimalimizin olduğunu görebiliriz. Esra hocam şöyle diyeyim, mesela 81 almak için öğrencilerin GGK'nın %30'u alınıyor. Eğitim birimlerinin %20'si, ÖABT'nin %50'si falan alınarak hesaplanıyor. Yani 81 tek bir sınavdan alınan puan olmadığı için biraz o puanları almak zor diyebiliriz. Sınıf öğretmenleri. 90.5 alım kurum avukatlığı için. Evet, bence çok güzel. Kesinlikle kurum avukatlığı için de alım artacağını düşünüyorum hocam. Hukukçu ihtiyacımız da var. Şu an bir de arabuluculuk sınavı falan da çıktı. Yeni başvurular başlıyor. Aralık ayında sınav var. Yani hukuk anlamında hem hakimlik, savcılık, arabuluculuk, uzlaştırmacılık, avukatlık, bu alanlara ciddi ihtiyaçlarımız var. Ben bu yüzden avukat alımlarında da artış düşünüyorum. 90.5'e de atanma ihtimaliniz yüksek bu arada. Sınıf öğretmenliği. Kimler? Sınıfçılar nerede aramızda? Psikoloji diyenler var. Psikoloji için de evet, genelde bir 90'ları falan görüyorduk ama 88'lerin falan da ben ihtimali olduğunu düşünüyorum. Psikolog alımları için özellikle bakanlıklara ciddi oranda ihtiyaç duyulacaktır bence. Evet, sınıf öğretmenleri. Sınıf öğretmenleri genelde böyle belirli seyirlerde hocam, hani aynı gibi. Bazen işte araya mesela 2883'ten 2175'e düştüğünde üzüldü öğretmenlerimiz biraz. Arada bir 700 küsür neredeyse bir fark vardı. Ama 2000'lerin çok altına ineceğini ben düşünmüyorum açıkçası hocam. Hatta bu sayının üzerinde görür müyüz? Yok siz hocam, düşmez. Yani şu an o 4000-5000 lira zorlayan, tek başına 7000 lira alan bir branştı biliyorsunuz. Bir doluluk oranı var aslında bu kademede. Yani normalde bu döngüde 2000 baremlerini yine devam ettirir ama bu okul öncesi hamlesi biliyorsunuz, onlar eğer geçiş sağlayacak seneden itibaren okul sınıf öğretmenlerinde de ciddi bir artış yaşanacak. Evet. Zaten bu sayı genel içine baktığımız zaman, yani bütün branşlar içerisinde o 2022 Temmuz'da yine en yüksek sayılardan biriydi. Şimdi geçtiğimiz yıllara göre düşük gibi görüyor öğretmenler ama diğer branşlara oranla yine okul öncesi özel eğitim, sınıf öğretmenliği ilk üçü tutmuştu dedim ya. O yüzden sınıf yine aslında bütün atama sayısına göre yine güzel bir sayıydı. Bilişimi soranlar var. Bilişim içinde en son 31 kişilik bir atama. Onun öncesinde 2021 Eylül'de 4. Onun öncesinde 2021 Mart'ta 20. Sonra 23. Hep böyle seyrediyor. Yani bilişim öğretmenliği için atama sayılarını gerçekten son zamanlarda böyle yükseldiğini göremedik. Bir 2018 yılında, 2017 yılında 400'leri görmüştük. 450'leri görmüştük. O da bilişim kodlama dersi falan gelecek muhabbetleri vardı biliyorsunuz. Evet, aynen. Gelmedi. Öyle. Yani şu an zorunlu olursa, gelirse eğer, tabii ki oranın kaderi değişir. Aynen öyle. O da bize bağlı değil ki, üst kademeden de biliyorsunuz söylediler, yani gelecek denildi. Ama ne aşamadadır bilmiyoruz arkadaşlar. Aynen ama hocam, bir de 4 sayısı çok komik bir sayı ya gerçekten. Çok, maalesef. Ya ben şunu çok net bilmiyorum. İş hayatında da çok karşılaştık. Birçok girdiğimiz işe bir sunum yapacağız, bir okula gittiğimizde vesaire çok karşılaşıyoruz. Bizler de dahil olmak üzere bilgisayar kullanımına çok uzağız aslında ve iş hayatına başladığı zaman gençler, kişiler, ki ben de buna dahil olanlardan biri diyebilirim kendime. Yani belki şu anki nesil biraz daha işin içinde, bilgisayarın içinde ama hala daha bir Excel'dir, işte bir güzel bir sunum hazırlamakta, PowerPoint kullanımıdır vesaire. Uzağız maalesef. Bu alanlara da çok ihtiyaç duyulduğunu düşünüyorum ben. İnşallah da gerçekten ihtiyaçlar karşılanır ve güzel, sağlam, böyle bilgisayarı da çok iyi aktif kullanabilen kişiler yetiştirerek mezun ederler. 4 dediğimiz gibi rakam. Ama en azından inşallah bir ilk atamada, hani en son gördüğümüz 30'lar, 40'lar vesaire vardı ama bir 100 ve üzeri görürüz inşallah diyebiliyoruz şu anda. Dediğimiz tek şey bu. Evet, sosyal bilgiler alanı. Sosyal bilgilerle ilgili bir şey anlatacağım hocam ben. Bu geçen seneki birincimizin ufacık hikayesini anlatacağım. Sosyal bilgiler alanında bu 155'ten hemen önceki atama, yanlış hatırlamıyorsam 600'ler civarında falan olması lazım. Ya da 300'lerde olabilir. Tam net sayıyı da biraz sonra bulacağım, söyleyeceğim. Bu öğrencimiz sınava giriyor sosyal bilgiler alanında. o zamanki sıralamasıyla işte 200. falan oluyor, tamam mı? Diyor ki oh tamam, şeyde bakıyorum bir yandan atama sayısına da net sayı vermek için bakıyorum. 665, bakın 155'in bir öncesi 665, o sene giriyor. Diyor ki en sonunda 665 kişi atandı, ben 200. falan oldum, 200-250. falan oldum, oh iyi ben o zaman atanacağım. Bir geliyor atama sayıları 155 arkadaşlar. Sonraki dönem 130. Öğrenci 200'lerde. Kendi şeyinde var bu arada, izleyebilirsiniz. Röportajı YouTube kanalımızda var. Tekuzem kanalımızda. Tabii ki üzülüyor. Üzülmez mi? Kim olsa üzülür. Bir de o zamana kadar bütün her şeyini dağıtmış değil mi hocam? Anlatıyordu bize işte bütün kitapları, defterleri, notları atandım kesin, ben diyor yani. Kesin oldu diyor. Kesin zaten. Gözüyle bakıyor. Sonra hocam diyor tekrar bir toparlama geldi bana. Tekrardan arkadaşlarım birçoğu geri getirdi kitapları, olmadı kendim aldım, işte bizimle beraber hazırlandı, bize geldi, tekrar bir toparladık, bir başladı. Türkiye birincisi, birinci olarak şu anda da çok güzel bir yerde görevini yapıyor. Bize bu hikayeyi anlattığında şunu söylemişti hocam, dedi yani gördüğümde o sayı şok oldum ve benim gibi belki birçok kişi vardı bu üzüntüyü yaşayan. Olmaz mı? Yani 665 nerede, 155 nerede? İnanın bunu yaşamak çok zor bir şeydi. Ama ben bunu bu sayede belki hani silkelendim, kendime geldim ve nasıl hazırlandıysam 200'lerdeyken birinci oldum. O yüzden umudu hiçbir zaman kaybetmemek lazım. Bu hikayeyi bu yüzden anlatmak istedim. Kendi ağzından da dinleyin derim. Rabia Hoca'nın, Rabia Aktaş. O yüzden inanılmaz umut veren bir röportajı var bizimle. Kimse için, yani hiçbiriniz için öyle umudu bir anda kaybetmek olmamalı. Belki çok düşük puan aldınız, belki atama sayınız düşük gelecek ya da şurada gördüğünüz sayıların çok altındasınız ama bir hırsla, bir azimle, bir toparlanma, bir silkelenmeyle birinci bile olabilirsiniz. Hiçbir zaman hiçbir şey, hiçbir şeyin sonu değil. Yani ölümden başka her şeye çare var hocam. O yüzden kesinlikle bence bu toparlanmanız için belki ufak bir anekdottan bahsetmek istedim. Var mıydı sosyalci aramızda ya da bu durumu yaşayan var mı o dönemde bilmiyorum ama sosyal için en son gördüğümüz 351, ben şimdi buna net bir şey de diyemiyorum, 600'lerden 150'ye falan düşünce. Yok, beni de yanılttı, ben düşecek normal kısmında tabii böyle sert bir düşüş beklemiyordum ama 155 görünce ben de şaşırdım, yani ben 200 civarı falan düşer çünkü ortaokul kademesinde bir gerçekten gerileme olacaktı, bu çok bariz belliydi. Bu da tabii şaşırtmıştı beni. Sonra ben bu sene bir 351 beklemiyordum açıkçası. Hani 250 baremini şimdi verilere bakınca istikrarsız bir bölüm, ne yapacağı belli değil ama umarım yine 600-700'leri alır. Evet, inşallah da öyle olur. O döneme tekrardan ulaşır sosyal bilgiler öğretmenleri ve artık sonlara geliyoruz. Hocamın da branşı Türk Dil Edebiyatı, en sonlara geliyor alfabetik olarak. Alfabetik hocam siz öğrenciler de bekliyorlar. Kasti yapılmadı yani sizlere hiç. Yok hocam, sizi daha fazla tutmak için yaptım. Öyle mi? Yoksa belki kendi branşınızı söyleyip gidersiniz falan diye. Evet, öyle. Bazı hocamın dersi oluyor. Böyle dersten falan. Sinsi oyunlarının mağduru oldum şu an. Yok estağfurullah, tamamen alfabetik sıraya göre gidiyoruz. Bazen seminere çıkıyoruz hocamla, hocamın dersi oluyor. Hocam şimdi beni bırakıp gidiyor seminerde tek başıma. Hocam da benim dersim var. Evet, oluyor bazen öyle. Aynen hocam. Evet. Tarih öğretmenleri için hocam bence bir 400'ü görürüz diyorum ilk atamada. Yo, o baremleri korur yani lise branşları. Korur. Evet, korur. Evet. Yani yani artar ama düşmez, öyle diyeyim. Bence de yani tarih öğretmenleri için bir 400, özellikle bu 800. falan olanlar da ikinci atama için ihtimallerini koruyorlar diyebiliriz. Tarih öğretmenleri için daha yüksek atamalar bekliyoruz. Buradan da sesimizi duyurmuş olalım ve hocamın branşı geldi. Ben burada susuyorum, sözü size bırakıyorum. Eleştiri geldi İnce Hanım. Hocam alfabe diyorsunuz da bilişim, görsel, müzik yoktu. Ne diyeceğiz? Ben onu söylemiştim. ÖABT'leri aldım buraya. 18 ÖABT branşı var. Dedim ki ÖABT'si olmayan hocalar girerse onlar sordukları zaman onları ben kendi listemi aldım, elime geldim. Buradan bakıp yorumlayacağım diye. Ki ayrıca koçlarımızla da görüşeceğiniz için telefonda onlar da birebir yorumlayacaklar. İnce Hanım'da yanlış olmaz arkadaşlar. Sordunuz, cevabınızı aldınız. Şimdi Türk Dili Edebiyatı öğretmenliği. Özellikle bu branşla ilgili zaten bir lise branşı biliyorsunuz. 5 saate yakın zorunlu bir dersi olan bir branş. Türk Dil Edebiyatı 5 saatlik bir branş düşününce bu sayılar komik sayılar gerçekten. Yani verileri göz önüne aldığımızda. Yani lise matematik mesela 1000'i devirmişti tek atamada. Edebiyat da lise branşı ama 1000'i devirmedi. Bunun başka etkenleri de var tabii ki. Ki ilk seferdeki kademede 501 atama kademesi geldiğinde herkes bir 300-350 gelecek diyordu. Ki o gün de söyledim, 500'ü rahat alacak dedim ki 501 geldi. İkinci atamada 600'ün altına inerse sürpriz olur demiştim bir önceki seminerde. Burada da 616 atama geldi. Şimdi buradaki kademeye gelince peki ne olur hocam? Lise branşı aslında bu da halen ekmeğini yiyemedi edebiyat. Şu 81 bareminde olanlar atanır, öyle söyleyeyim. Normal döngü verilse dahi, çünkü sıralama düştü. Benim şu anki tahminlerime göre, yani tek bir seferde 1000 kişi alınsa bile tek bir atamada sürpriz olmaz. Tahminin ne dersen sevgili hocam, bir sürpriz olmaz ise 800'den aşağı bir kontenjan verilmesi büyük bir sürpriz olur. Tek atamacık konuşuyorum. Ve 800.000 baremini tek seferde alacak gibi duruyor. Çünkü asıl şimdi devreye giriyor sayısal veriler. İkinci bir atama olursa da, yani ikisini aynı düşünerekten 1300, 1400, 1500 baremlerini alır. Ama çok elzem bir durum olursa 2500 civarını görme ihtimali var, ama çok zor bir ihtimal. Bütün özel etkenler devreye girerse. Müfredat değişikliğinde yeni bir ders gelme durumu var buraya, ki gelme durumu değil, gelecek bir ders. Arkadaşlar, ilk 1000 içinde olanlar atanır diyebilirim. Ne olursa olsun. Ama 1000 sonrası için biliyorsunuz ikinci atamanın seyri nedir, ne değildir, şartları nedir bilmiyorum. Zaten 500, 600, 700 bareminde olanlar, yani benim şu anki tahminim 800'den aşağı gelmez. 800'e civarı olanlar bence planını çizebilir. Hatta belki 700. falan olanlar tekrardan bir böyle başlasın. Bir 5 gün 10 gün dinlensin. Bir tekrardan başlasın derim. Atanırsa zaten atanır gider. Hatta bu sene normalde bu sınava hazırlanıp sınava girmeyen çok öğrencim oldu. Çünkü gerek kalmadı. İkinci atamada atanıp gittiler. Onlara da bunu demiştim. Hatta ben onlara şunu demiştim. Online ders almayın demiştim. Burada değiller tabii ki. Görürlerse onlara da denk gelir. Dedim ki almanıza gerek yok. Atanacaksınız, ikinci atamanız kesin var dedim. Hayır hocam, ben işimi şansa bırakmayacağım dedi. Ve tekrar ders aldılar. Ve sınava gerek kalmadan dönem ortasında zaten gelen ikinci atamayla da atandılar gittiler. Gelmeye de bilirdi arkadaşlar şimdi. Böyle bir durum da var. O yüzden riske atmamak daha değerli. 700 civarı olanlar bir aksilik olmazsa %99 atanır gibi duruyorlar. Ki bu kademede bence 1000 verirseler bile 2000 kontenjan garanti olabilir. Ama dediğim gibi arkadaşlar değişken etmenler de var. Benim yorumum 800'den aşağı gelmez. Tek atama için. Ama iyi ihtimalle 1000 baremlerini devirebilir. Umarım öyle olur. Mağdur olan branşlardan biri edebiyatta. Çünkü edebiyat çok önemli bir ders aslında İnce Hanım lisede. Kemik dersi, ama o özverili dediğimiz, hani o sistemin içinde yer alan bu branşın itibar anlamında gerçekten itibarını hiçbir zaman alamadı. Yani 500 çok komik bir sayı aslında. Evet, tarihle de bağlantısı var, Türkçeyle de bağlantısı her yerle var. Diğer branşlar 2 saat örnek vereyim, bu 5 saat sorumlu. Seçmeli koy 6 saat. Çılgınca bir rakam bu. Evet. Siz de fizik, matematik, işte özür dilerim, fizik, kimya, biyoloji, tarih dersleriyle 1 saatin aynı saate sahip. Totale vurunca bu sayılar, bir istikrarsızlık var yani. Onlara verdiği branşları koyun mesela 1000 sayı yapar. Bu da 5 saat. Onlar da aynı şekilde 6 saat. Aradaki fark ne, onu kestiremiyorsunuz. Sınava giren 33.000 kişi değil arkadaşlar. Sınava başvuran 33.000 kişi. Aslında şu an burada 80.000 kişi bir mezun var. Peki hocam ne oluyor bunlara? Mesela benim geçen sene 568 öğrencim vardı galiba, değil mi canım? Bundan önceki sene o civarında. 568 edebiyat öğrencim vardı. Arkadaşlar erkek öğrenci kaç tane biliyor musunuz? 4-5 bilemedin, hadi 6 olsun. Hep kadın öğrenciler. Neden? Erkekler polisliğe, uzmanlığa, askerliğe veya bir yere gittiği için o sayı sürekli düşüyor. Mesela birçok ile gittiğimde erkek öğrenci hiç yok. Aha erkekler, Allah size bildiği gibi yapsın canım, ama seçeneği yok. Kızların şu avantajı oluyor, toplumsal örüntülerden kaynaklı aslında İnce Hanım. Baba evinde baba bakar, koca evinde koca bakar. Mantık böyle aslında. O yüzden aslında kız öğrencilerimiz doğrudan sınavdan kopmuyor. Ama erkekler doğrudan kopmak zorundasın. Erkek adamsın, çalışacaksın, koca adam oldun diye. Bundan kaynaklı. Onlar için daha üzüntü verici. Polisle gidip memnun olmayan, mutlu olmayan, hocam hayalim bu değildi diyen çok öğrencim de var. Evet. İnşallah iyi kontenjanlar verilir. Gönlümüz, gözümüz ferahlar ve diğer branşlara da adil bir dağılım yapılır. Bu önemli bir şeydir. Yılların emeği, birikintisi var burada. Diyeceğim bu kadar arkadaşlar. Durum iyi yani, kötü değil, vahim, endişe verici durumlar söz konusu değil. Benim paylaştığım bir sıralama paylaşıyorum ya ben. Benim paylaştığım adam atanır arkadaşlar. O yüzden onlara bakabilirsiniz. Ve Türkçe. Türkçe. Çok yaşayan branşlarda biri biliyorsunuz. Ya bunun nedeni de ortaokul branşı olması ve ortaokul zorunlu ders biliyorsunuz, ama zorunlu ders olunca da 4+4'ün etkisi aslında. Edebiyat önceden Türkçeyi zorluyordu, bazen geçiyordu. O şekle döndü. Ama tabii bu şekilde bir geçme bizi mutlu etmedi. Önceden 2000-2500 baremlerinde edebiyat 2 atamada 2500 alıyordu. Türkçe'de 2500, 3000, 2000 falan alıyordu. Bunun düşmesi özellikle ortaokul branşının olması ve ciddi manada liseye geçiş kademesinden kaynaklı norm fazlası konumuna düşen Türkçe öğretmenleri oldu. Peki hocam ne olur yeni atamada? Yani şöyle diyeyim, ekranı kapattım galiba. İnce Hanım, burada mısınız? Evet hocam, şey mi? Slide'ı mı kapattınız acaba? Evet evet, şimdi açtım, tamam. Allah'ım tamam. Çok korktum. Şimdi buradaki kademede Türkçe öğretmenliği bu 1000 baremini alıyordu arkadaşlar. 1000'leri yine bulur çünkü o döngü, şimdi bak o 4+4'ün 3. senesi şu an. 2. senesinin 3. seneye devrileceği için geri planda gelen öğrenci sayısında bir artış var. Şu an için belki çok çok yüksek bir şeyler olmaz ama şu okul öncesindeki kademe var ya arkadaşlar. Okul öncesi her zaman 7000 almayacak. O sürekli okullaşma oranı arttırılmasından dolayı sınıf öğretmenleri, sonra ortaokulun diğer branşları nimetlenecek, sonra lise branşları nimetlenecek. Bu hep böyledir. Bu sene artış söz konusu, yani 1000, yani benim tahminim ve verilerden hareketle 1300 tek atamada, 1300-1400'lere alır gibi duruyor arkadaşlar. Tek atamada. 2 atam olursa yine bir 2500-3000 baremini alır. Edebiyat 2500 değil ya, biri gülmüş hocam oradan. 2500 çok hayali bir şey gibi geliyor. Evet, bakınca diğer yıllara göre. Arkadaşlar lisenin sayıları, açık sayıları ve birçok okulda edebiyat öğretmeni yok bu arada. Çoğu ücretli çalışıyor. Onlara bakaraktan hareketle yapıyorum. 2500 sayısını alma ihtimali var ama verilerini bilemem. Yani şu anki verilere göre arkadaşlar 800'ün aşağısında verme ihtimalleri 0 tek atamada. 2 atamada da 2000 baremini alabilir. Peki hocam nasıl çalışalım? Şimdi bak yine diyeceğim şey. 700 civarında olanlar, 800 civarında olanlar atanma ihtimali çok yüksek. Ben olsam en kötüsünü odaklarım Türkçe öğretmenleri için de, değil mi İnce Hanım? Kesinlikle, her zaman olanlar ve üstü olanlar. Hani 500'ün altına inmez. Ya 1000'in altına inmez, öyle söyleyeyim bu sefer de. Ben olsam ilk 1000 içindeysem de 500-600'ün değilsem ben yine çalışmalarını başlatırım. Edebiyat öğretmenleri de dahil olmak üzere. 500-600'ün dışındakiler çalışmalarını başlatırım. Atama gelirse zaten atanıyorum. 2 atama gelirse üstü olanlar da gider. Bence 500 bareminde olanlar garanti diyebilirim. Ama onun üstündekiler yine atanacaklardır da en kötüsüne hazırlıklı ol. Dersine, çalışmanın programını yap ve en azından üstüne düşeni yaparsın. Umarım gerek kalmadan atanır gidersiniz arkadaşlar. İnşallah. Evet, diyeceklerim. Ve bitirdik. Aynen öyle. Yani süremizi de zaten açtık, evet, ama... Edebiyata verdiğim için ben gidiyorum İnce Hanım. Hocam bu sefer sona koydum, gördüğünüz gibi. Ben de gidiyorum. Çözmüşsün beni gerçekten, çok iyisin. Mühendisleri konuşmadık. Ya ama diyorum hocam, şimdi sizinle seminer ayrı bir keyifli oluyor, o yüzden tamamen bununla alakalı. Ya, tek başıma sıkılıyorum. Şeyden çıkınca seminerden sonra ya Nurul hocam ben süre çok uzun sürdü diyorsun ama keyifli diyorsun. Sizinle nasıl geçiyor anlamıyoruz. Evet, böyle sohbet, evet, muhabbet, şey, canlı yayında gibi hissediyorum kendimi, televizyon programında gibi. Alışkınım televizyon programlarıma, biliyorsunuz zaten. Canlı yayına alalım sizi. Arkadaşlar her ne olursa olsun her şey istediğiniz gibi olmaz. Şu an belki birçoğunuz istediği gibi bir sonuç elde edememiş olabilir. Edenleriniz de vardır. Belirsizlik de var. Bitti yani, tamamlandı. Tamamlanan bir şey üzerine de çok düşünmenin de bir anlamı yok artık. Ve bu yüzden üstünüze düşen artık bir dinlenin. Ciddi manada bir dinlenin. Uzanın, ayaklarınızı uzatın. Keyfinizi sürün. Sonra ben bu sınavı, çalışmayı kaldırabilir miyim? Hedefim ne? Planım ne? Amacım ne? Ne yapabilirim? Bu soruları sor kendine. Bu soruların cevabını verebiliyorsan eğer kendine, bırakma. Çünkü bırakmak bitiş demektir. Hiçbir ihtimal kalmaması demektir. Bunun kararını ben veremem arkadaşlar. Bu sizin hayatınızla ilgili vereceğiniz bir karar. Bence bir sıkı sıkı incelemenizi yapın. Kendi kendinize bir düşünün. Eğriye eğri doğruya doğru. Neyi yanlış yaptım, neyi doğru yaptım? Eğitimimde mi sorun var? Bende mi sorun var? Planımda mı sorun var? Bunu bulmak lazım. Önce bir hastalığı bulun arkadaşlar. Hastalık bulduğun zaman tedavisini gelir. Ama sen hastalığı bulmazsan tedavisi gelmez. Yalnız tedavide ne yapar İnce Hanım? Kişiyi öldürür. Hangi manada öldürür? Zaman anlamında insanın zamanını çalar gider ne yazık ki. Evet. Evet, diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ben hemen bir bursluluk sınavı da paylaşıyorum. Seviyem nedir? Ben şu an ne durumdayım? Başlayacağım ama eksiğim nerede bilmiyorum vesaire diyenler için Tekuzem yine bir güzellik daha yaptı sizler için. Ücretsiz online bursluluk sınavımız var. Hocam 30'una kadar mı sürecekti? 30 Ekim'e kadar diye hatırlıyorum. Yani tahminen evet 30 Ekim'e kadar. Tıklayıp linke bir müsait zamanınızda çözün. Hem bir seviyenizi görün hem de burs kazanma ihtimaliniz de var Tekuzem'den. Ayrıca öğrenci koçlarımızla da görüşün bence. Dediğim gibi bir seanslık görüşme hakkınız var. Şu anda 30 dakikalık bir seans koç görüşmesi bile ücretli. Bunu da ücretsiz sağlayacağız. Eğitim analizinde çözmüş olacaksınız. Yeniden başlamanın zor olduğunu biliyoruz. Ama eğer bu yola gönül vermişsek, hani bu yola baş koymuşsak ve bu yola bunun sonuna gitmek için bu gerekliyse biraz dinlendikten sonra bence yeniden başlamak daha keyifli gelecek. Bir de şöyle düşünün hocam. Zaten daha önceki hazırlanmada bir altyapı kazandınız. Altyapı başlayacaksınız. Evet. Evet. Yani bir şeyler elinizde hazır da var. Cepte onlar. Onları bir tekrar açığa çıkarıp hatırlayacağız. Daha kısa sürecek bence bu seferki çalışma. Daha kısa ve sadece bu sefer soru ve tekrarlarla belirtilerle. Evet, tabii daha ki keyifli. Unutulabilir şeyler vardır. Aynen öyle. Daha rahat olacak. Daha rahat kesinlikle. Ama tabii sanki sıfırdan başlar gibi de hareket etmek lazım. Sonuçta biliyorsunuz insan zihni unutmayla neşr olan bir şeydir. Bunun için yapması gereken tek bir şey var. Önce bence İnce Hanım sakin bir kafayla düşünmesi lazım önce. Evet. Bu süreci kaldırabilir. Karar vermek. Aynen zor bir süreç. Hani anlıyorum her sene deniyorsun, deneyenler de var. Yoruluyor, sıkılıyor, sonunu göremiyor. Şimdi görse desek evet ben seneye %100 kazanacağım derse çalışır. Aynen. Ama bunu öngöremiyor. Ve şöyle bir şey var. Bu sene seçim atandın atanamadın unut. Ya arkadaşlar yok böyle bir şey Allah aşkına. Her sene seçim vardı. Her sene öncesinde de tabii sonrasında da atama vardı. Yani bu soruyu sormayın bile. Tabii seçim senelerinde yüksek oluyor biraz. Ben şunun garantisi verebiliyor muyum? Eğitim reformu atıldı diyelim. Seçim sonrasına vaat verildi. Bu eğitim reformunun yapılmayacağının bir ihtimali var mı? Var. Yapılacağı ihtimali var mı? O da var. Bilemiyorsun arkadaşlar. Bir anda her şey değişebiliyor. Bir anda pandemi oldu mesela. Tabii, kim bilebilirdi? Allah aşkına okul öncesini konuşurken 1800 falan 800 sayılar var ya. Biz 7000 vereceğini kabul edebilir miydik? Mümkün değil. Edemezdik. Ya da bir anda işte pandemi olup hemşire atamaları yani 60'larla falan ben çok net hatırlıyorum. Ankara'ya dış kapı hastanesine 60 lisans hemşirelik puanıyla atanan kişi oldu. En son 78, 79, 80'leri görüyorduk. Sağlıkçı atamaları oldu. Yani kim öngörebilirdi ki? Tabii ki Allah korusun hani böyle pandemi vesaire umarım yaşamayalım olmaz, tabii ki de ama her şey olabiliyor. O yüzden gerçekten umudunuzu kaybetmeyin ve bu sefer Rabia Hoca gibi belki bir çalışacaksınız, bir azimle bir başlayacaksınız. Belki alanınızda birinci olup istediğiniz yere atanacaksınız. Hani iyi ki geçen sene atanmamışım diyeceksiniz belki de. Altyapı var mesela birçok kademede. Mesela ben bir öğrenci biliyorum. Normalde atanıyordu ilk atamada gitmedi, tercih etmedi. Çünkü bulunduğu ile atanmak istiyor. İkincisinde atama geldi ve ilk sırada atandı ve şu an evindeki okulda. Daha yani neyin ne zaman getireceğini bilemezsin arkadaşlar. O yüzden anlıyorum ben senin üzüntünün içindeki o kırgınlığı kızgınlığı anlayabiliyorum. Ben yaşamıyorum onu şu an ama senin ne hissettiğini çok iyi anlıyorum. Evet. Bu kırılmışlıkla bir yere varamazsın. Hani hakkındır, sonuna kadar hakkındır. Ama bir şey değişmeyecek. Dövünerek, sitem ederek, kızarak, dökerek, kırarak bir değiştiremeyiz. O yüzden bence bir sakince düşünün. Dinlenin ya. Bırakın her şeyi. İsterseniz eğitimden de uzaklaşın. 3-5 gün, bir hafta. Hiçbir konuşmayın. Sınav sonucu bile konuşmayın. Soranlara da cevap vermeyin gerekirse. Diyorsunuz ya puan soruyorlar, arıyorlar. Kimse aramazken arıyor. Cevap vermek zorunda değilsiniz ki. Engelle. Bu sizi rahatsız hissediyorsa kim sorarsa sorsun. Yani sizi ilgilendirmez bile diyebilirsiniz bence. Sizden yok yine öyle değilim de. Yani. Bilmiyorum de. Yani zorlamayın. Bakmadım deyin. Evet bakmadım ya da paylaşmadım. Ağzını burnunu kırarım de senin. İstemediğimiz bir şey yapmama özgürlüğümüz var. Hani illa birilerine bir şeylerin hesabını verme zorunluluğumuz yok. O yüzden kibar bir dille biraz önce, yani tabii ki kimseye öyle kırıcı konuşmayalım. Paylaşmak istemiyorum deme hakkınızın olduğunu da bilin. Herkese istediğini vermek zorunda değilsiniz. Önce sizin istediğiniz, öncelik sizsiniz arkadaşlar. Bu işin stresini de, sevincini de sen yaşayacaksın. Aynen. O yüzden İnce Hanım dedi ki arkadaşlar, evet çalışmak zor, stresi var, anlıyorum, çok iyi anlıyorum. Bakın bunun gibi binlerce öğrenci de oldu. Kazanacak dediğim öğrenci kazanamadı. Ne yapayım yani? Kazanamadı ama seneye çalıştı, ilk 100 içinde atandı. Şimdi bırakmayı düşünüyordu bu arada ama altyapım var bakın. Yöntemin yanlış olabilir arkadaşlar. Önce bir yöntemini sorgula, çalışma disiplini sorgula. Bir altyapındaki kademedeki doğru eksik yerleri bir sorgula. Bildiğin halde yapamadığını mı düşünüyorsun sınavda? Onu bir sorgula. Bir nedenini bul. Bu seneyi ben üstesinden gelebilir miyim? Gelebilirim diyorsan bence pes etmek en kolaydır. Ama gelemem diyorsan bence başka bir seçenek denemen en doğrusudur. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Sizler için güzel, aydınlık kapılar açılır. Yüreğinize ferahlık gelsin. Allah yardımcınız olsun. Benden buraya kadar söyleyeceklerim. Teşekkür ederiz. Vedalaşmıyorum şey tabii olsun. Ki. Sanki bir daha gelmeyeceğiz gibi. Ara ara bir seminerler yaparız. Evet, inşallah tercih zamanlarında yapıyorum. Da yardımcı oluruz. Tercih seminerleri de yaparız. İnşallah her şey gönlünüze göre olur. Amin. Her şey istediğiniz gibi olur. Sizler de iyi ki varsınız değerli arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizlere gerçekten saygılarımı sunuyorum. Allah sizlere mutlaka bir kapı açacaktır. Gönlünü karartma. Yolumuz açık olsun. Zihnini bulandırma. Dinlen sadece. Ondan sonra inşallah aydınlık kapılarınız açılır. Ben inanıyorum. Herkes bu arada İnce Hanım son bir şey söyleyeceğim de. Evet. Herkes en dibi ve en karanlık dönemi görmüştür değil mi? Görmüştür mutlaka. Siz gördünüz mü? En dibi gördüm hocam ya, evet. Seçeneğiniz yok, daraldınız, sıkıldınız, yani çıkmazını hissettiğim herkesin olmuştur hayatımda. Evet, benim de oldu. Evet. Ben niye varım dedim ya. Bakın vallahi billahi bu soruyu sordum kendime. Ben niye varım dedim. İstediğim gibi hiçbir şey gitmiyor. Ben niye varım sorusunu aradım. Dedim ki ben başaracağım dedim. Tek başıma arkadaşlar. Hiçbir gruptan, hiç kimseden, şahıstan da destek almadım. Ben başaracağım dedim. Gecemi gündüzüme kattım. Geceleri uyumadım. Adana'nın sıcağında atletle, bu arada meşhurdur, atletle soru yazdım veya çalışma yaptım veya bir şeyler tamamlamaya çalıştım. Bırakabilirdiniz mesela. Yok, değil mi? Her şeyi. Ama bu bir seçimdi. Başka bir şey deneyebilirdim. Evet. Evet. Ha benim buradaki kademede çok yoruldum ama ben bırakmadım. Ama en dibi gördüm, inanın bana. Her şey üstüme geliyor. Bütün belki de görmek gerekiyor hocam. Yani iyi ki de görmüşüz diyoruz bazen. Çünkü bize birçok şey gösteriyor. Kendimizi tanıma fırsatı veriyor. Bence insan olmanın bir parçası. Görmüş olmak bir şans bence. Çünkü oradan, o karanlıktan tekrar çıkabildiğimiz için tekrar kendimize olan güvenimiz yerine geliyor. Da hayatın gerçeklerini fark ediyoruz. Gören arkadaşlar kendilerini çok şanssız, bahtsız hissetmesin. Oradan çıkabildikçe çok daha mutlu ve mutlu hissetsin bence. Daha güçlü olacak, kendine inanarak çıkacak bu sefer. Çünkü bir şey sorgulayarak çıktı. Ya İnce Hanım ben bir şey yapmak istemiyorum şu an. Zorla biri yaptırıyor veya sırf bir istediğim için, bu olmayacak biliyorsun. Önce bir odaklan. Ya şurada mesela, şuradaki bir yazı var değil mi İnce Hanım? Ben buraya odaklanıp okumazsam, zihnimi, benliğimi, kimliğimi vermesem unuturum. Aynen. Ama ben bu benim işim deyip oraya sarıldığımda, zihnimle işimi yaptığımda, kalbimle severek yaptığımda o yazıyı bir daha unutmam. Ders de böyle bir şeydir. O yüzden çok da zamanınızı almadım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. İnce Hanım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık hocam. İnşallah çok güzel haberleri de verirler bizlere. Umarım, görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. Görüşmek üzere arkadaşlar.